Evet arkadaşlar, tekrardan Aracım selamlar. var ya benim. Tamam evladım, gelin şimdi buraya, toparlan bakayım, toparlan. Haydar, sende kaç tane karavan vardı oğlum? 5. 5 mi? Tamam. Şimdi o 5 karavanı buradan mekaneye gideceğiz, tamam mı? Ya şu adamlara bir verelim. Sağlam bir paraya. Bir dakika Görkem Bey, şunu bir arayalım bakalım. Adama sözüm vardı, biliyor musun? Oğlum bugün galerinin stokları yenilenmiş. Bu karavanlara bakın, tamam, direkt alın. Selamun aleyküm Görkem Bey. Görkem Bey, duyuyor musunuz beni? Sesiniz gelmiyor efendim. Tekrar arayın beni. Şu adamlara Hatta karavan istersen alacağız. patron hemen bir çağırayım validen. Yok, şu an çağırma, dur. Adamların yanına çağıracağız Haydar'cığım. Tamamdır. Nerede bu arkadaşlar? Ha, Madde X tamamıyla yayında yapılmaz abi. Off stream yapacağım, bu bir. İki, Allah rolleri bazıları bölüyor abi. patron Vallahi uyudu bak. sanırım. En son hastanelerde video. Alo. Abi. Ha, Görkem Bey, duyuyor musunuz? Evet, duyuyorum. Tamam beyefendi, şimdi nereye geliyorsunuz efendim, biliyor musunuz? Jilet mekaniğe geliyorsunuz. Güney tarafında, PD'nin arka tarafı. Tamam, 5 dakikaya geliyorum. Tamam, Bir gelin. maske soygunum kaldı. Öyle mi? Tamam babacığım. Evet. Biz seni oraya bekliyoruz. Görüşürüz. Allah'a emanet. Tamamdır, görüşürüz, Allah'a Tamam. emanet. Şimdi çocuklar, bu kadar mıyız lan? Nerede bu millet? Nerede bu devlet? Halik, gel bakayım buraya. Bu çocukları şimdi güzelce alıyorsun. Hepsini depoya götürüyorsun. Hepsini giyindiriyorsun. Sonra nereye geliyorsun biliyor musun? Jilet mekanik mi patron? Aferin koçum, akıllanmışsın. Bin şimdi Vın. Haydi. Tamamdır. Haydi Vın. Beyler beni uçurmayacak biri lütfen. Haydar, sen burada kal. Gel buraya. Ha, ben Sen kalayım abi. bizimlesin. Tamam. Koçum sen de git Halik abinle. Atlayın gidin, hadi oğlum. Hadi. Tamam abi. Hadi oğlum, biraz hızlanın. Bu yaştan İnşallah. sonra çocuk yetiştiriyoruz ya. Yeter ya. Allah Allah. Hadi oğlum, halledin bakayım. Haydar. Evet Bundan abi. sonra oğlum Malikane'nin bahçıvanı sensin, seni atadım. Bütün çiçeklerin hepsini oğlum alacaksın, atacaksın. Tamam mı koçum? İnşallah abi. Ha, atların bokunu Şu temizleyeceksin sabah. araçlardan uçup ölmezsem. Hayatım, bu arada tam bir uşak tipi yok mu Haydar'da ya, baksana. Evet, Yeşilçam'dan Vallahi uşak. Ha. fırlamış gibi bir de. Şimdi yeni bir tane kombin yapıyorsun. O kombini bana sunuyorsun, tamam mı? Malikane'nin uşağı, bahçıvanı. Hadi bakayım. Bir tane de Oh. şişman şöyle yemek yapan bir adam bulalım. Ayşecik filmi çekeceğim burada. Hadi canım. Tamam. Ha. Hayat, sana tek bir lafım var. Emret patron. Bu hayatta yapmayacağım dediğim şeyleri yaptığım zaman her zaman bok yoluna gittim. O yüzden sana hep derdim ya, aynı delikten iki defa sokulmam diye. O yüzden, tamam mı? Bundan sonra yapmayacağım. Bu kadar basit. Bundan sonra bildiklerimin üzerine gideceğim. Hem sen de yere oturdun, cırcır olacağım şimdi. Kalk şuraya otur, gözünü seveyim. Yok yok, sıcak hava bir şey yapmaz. Ha, iyi iyi. Gözlerini göreyim. Sen bu hali konusunu ne diyorsun şimdi? Bu çocuğa bakıyor musun sen? Ne yapıyor, ne diyor biz yokken? Ben geçen biraz konuştum. Ne diyor? Ben diyor öyle birisi değilim. Ben satıcı değilim. Ben diyor kardeşimi bırakıp geldim. Patronu abim bildim. Ve bugün de birazcık şeydi zaten. Durgun. Hep köşelerdeydi, görmedin mi? Bir Biraz çekelim kenara, konuşacağım. bundan bir konuşalım. Çocuklara bir şey yapsın, bir giyindirsin etsin. Bakacağız, göreceğiz neyin ne olduğunu yakında. Patron beklesene, geliyorum. Tamam. Bu işler böyle arkadaşlar. Bugün sen, yarın ben demişler. Bakalım Fadıl Delioğlu neler yapıyor. Hep birlikte şimdi bugün hepsini göreceksiniz arkadaşlar. Neyin ne olduğunu göreceksiniz. Hatta olan var mı arkadaşlar? Arkadaşlar bir sürü ekip geliyor şu an, tamam mı? SS bölgesine inanılmaz. Yemin ediyorum Five Live'deki roller daha iyiydi. Aynı metayı buraya getireceğim. Daha çok akıl oyunu dönüyordu lan orada. Vallahi bak. Herkesi bir giyindirsinler. Şimdi babacım. Onun karavanını bağlayacağız. Jilet mekaniğe gideceğiz. Bir sürü işimiz var. Şimdi bu adama ev bağlayacağız bir tane. Buradan gidelim. Artık bundan sonra işletmeleri hızlı hızlı devreye sokacağız hayat. Bilgin olsun. Tamam. Tamam, hallederiz. Şu mekanik olayını da bakalım. Güvendiğim çocuklara mekanik. Evet, mekanik şart. Şimdi bir mekaniğe gideceğiz Mekaniği zaten. alacağım. Özledim mekanı. Oraya bir gidelim bakalım. Uzun zaman oldu ha. Ha, şu kurtuluşlara da bir yardım edelim. Türk ailelere ne kadar yardım edersek o kadar dostumuz olur.
5 tane karavanı dızlamış bizim şey. Haydar. Gidelim 5 karavanı da bunlara ucuzdan verelim. Tamam. Galeri stoğu geldi mi de zaten hallederiz. Haydar neredesin Haydar? Nereye gitti bu herif ya? Haydar! En güzeli eski meta abi. Eski metayı getireceğim şehre ya. Çeteler vardı. Aileler pas verirdi onlara. Mafyala... Yıllardır küllenen aşkın var bende. Aşkın mekan kurmuş yanan gönlümde. Beni terk edip de gittiğin halde sana intizara kıyamıyorum. Özledim Fadıl ya. Hayatım bir kasabaya mı yerleşsek? Ne yapsak ya? Hı? Yerleşemedik o kasabaya. Bir yerleşemedik bu kasabaya. Ne zaman yerleşeceğiz ben de bilmiyorum. Ne yapalım? Ben şimdi ne yapacağımı sana göstereceğim. Ben sana ne yapacağımı göstereceğim şimdi. Ne yapacaksın? Biliyorsun ki bu şehirdeki her şey benim bir sözüme bakıyor, doğru mu? Bir sözümle şehri değiştiriyorum. Tabii ki. Bir sözümle savaş çıkartıyorum. Bir sözümle dostluklar kuruyorum. Bir sözümle buraya adam oluşum yığıyorum. Doğru mu? Doğru. Doğru mu? Ben doğru. Yaptığım en büyük hatayı söylüyorum sana Gayem. Söyleyeyim mi? Bildiğim söylesin. Yoldan şaşmam. Mesela madde X'e gitmeyeceğim diyorum. Salak gibi gidiyorum. Başıma bela geliyor. Veyahut da diyorum ki tam böyle savaşta 3-4 oluşum indirmişim. Bir tane salak korumamı dinliyorum. Ölüyorum. Doğru mu? Doğru. Şehir sistemi de aynen öyle. İçine tükürdüğümünün bu şehrini Oktay Topraklı zamanındaki gibi şehir yapmazsam benim adım da Fadıl Deli ol değil Fadoş olsun. Şimdi bu sistemi kuracağım yere götürüyorum seni. Kim ne derse desin. Götürersin. İsterse oluşumlar defolup gitsin. Ben bildiğimi yapacağım ya. Hayatım, ben bildiğimi yapacağım. Yoksa o... Öyle ya. Vallahi öyle ya. Ben bu kadar mıymıntı, tamam mı? Kendini bilmez oluşumlar görmedim ya. Hepsi çocuklaşmış. Kendine patron diye atleden herif bunlar. Tamam mı? Bak ben sana o kadar söylüyorum. Madem öyle gel böyle. Kimliğimi bu zamana kadar açığa çıkartmadım, çıkartmadım. Milletin ne olduğunu anlamak için aile sıfatına kadar düştüm. Hatırla. Galatalı zamanında karteldim, aileye kendimi düşürdüm. Niye? Verdim mührü Kali'ye. Kimin ne bok olduğunu anlamak için. Hı-hı. Bu camiada. Doğru mu? Yer altında. Doğru. Tamam bundan sonra artık o yıllardan beri bahsetmiş olduğum zıkkım var ya. O zıkkımın kökünü yerüstü dünyasına gösterme vaktidir artık. Ciddi misin? Evet. Ben bildiğim yoldan şaştığım zaman her zaman başarısız oluyorum ya. Fadıl burası. İn. Gel. Geliyorum. Burada ne yapacağız? Bekle. Geçen gün Hali'ye verdiğim bir anahtar vardı. Hatırlıyor musun? Evet hatırlıyorum. Ona güvenemedim. Güvenmediğim için navigasyondan yerini söylemedim. Geçen ona dedim ki bir mekana git helikopterlerin hepsini getireceksin diye. Şu an güvenmiyorum. Güvenmediğim için seni getirdim. Burayı sakın unutma, tamam mı? Hazır mısın? Fadıl. Gel gel. Gel. Burası neresi? Gel benimle. Buraya sonra gireceğiz. Gel.
Vay, vay, vay. Burayı hiç söylemedin bana. Geri zekalı kelimesinin anlamı nedir? Zekası geri olan insana söylenir. Doğru mu? Doğru mu? Doğru. Silah kullanmayı kendinde patronluk zanneden, atleden enayiler aslında neyin ne olduğunu bu şehirde bu zamana kadar hiç anlamadı. Bu zamana kadar şehir dışında bazı sözler söyledim. Bilerek, isteyerek, forslayarak, Hı. adamları cinnet geçirerek, bilerek. Neden? Bu zamana kadar bütün şehir sistemlerinde, bütün masada gelen babalar, Erdenet'inden tut Boris'ine kadar, Zıkkımına kadar, Harold'ına kadar, anasının nikahına kadar, Feriştayn'ına kadar. Milletin ismini yapmış adam kim oldu? Söyle bana. Fadıl Delioğlu. Masadan gittiler, anama avradama kadar küfür ettiler. Dönüp dolaşıp kimin masasına geri geldiler? SS de dahil. Tek bir hamlemle şehri terk ettim. 300-350 nüfuslu şehirleri. En sonunda onu sıfır kim çektirtti? Şehri terk ettikten sonra. Ha. Benim masamı sevip, benim adaletimi sevip, benim bağırmamı sevip, masanın etrafına aileler kim için toplandı? Yine sen. Yapmış olduğum masa toplantılarını diğer şehirde uygulayıp uygulamaya çalışıp taklidimi yapan köpek oğlu köpekler olup da oraya gidip de sonrasında tekrardan eşşoğlu eşek gibi benim karşıma gelenler kimin karşısına geldi gaye Galatalı? Sen patron. Bu zamana kadar yapmış olduğum her şeye salak, çocukça, zıkkımca deyip yanımda köpek gibi, haysiyetsiz gibi, şerefsiz gibi, kahpe gibi, anne baba doğurmamış, it doğurmuş gibi hainlik edip pezevenklik yapanlar kim oldu? Güruhlar. Aa, şimdiye kadar salağa yattım. Tamamıyla hangi oluşumun, kimin şerefsiz, kimin kahpe, kimin ne olduğunu öğrenmek için geri zekalı yatıp bilerek bazı sözler söyledik. Enayilerin hepsi buna kandı. Doğru mu? Doğru. Ha. Şimdi olay nedir biliyor musun? Bak şimdi bu etrafa. Nere burası? İlk kez getirdim beni. Cumartesi günü saat 20.00'da gel. Lazer falan çıkmayacak değil mi yerin altından korunaklı? Bu ne? Karşıdaki haritayı görüyor musun? Görüyorum. Burası babamındı. Şimdi bütün babaları cumartesi günü buraya toplayacağım. Ortada ben duracağım. Bu şehirde bundan sonra SS'teki adamlar da dahil. Beni dinlemeyen kim olursa sustalayacağım. Kafasına sıkacağım. Bir seneden beri bu tarzımı bırakmıştım. Ne için? Bak hepsinin poposu havada. Bize bundan sonra artistlik yapana 15 helikopter uzun namlulu silahlarla ineceğim. Bu insanlar bunu anlıyor gaye Galatalı. Devletteki bütün kayıtlara sızmak için kartelliğimden azlettim ben. Sadece bir şeyimden azletmedim. Ne biliyor musun o? Ne? Baronluk gaye Galatalı. Senin karşında baron var. Senin karşında bir mafya yok. SS'teki iki tane sünepe çete yok. Baron var, baron. Sesimi duyduğunda göt gibi kaçan adamlar var. Şimdi bu zamana kadar bütün insanlara hem içeride hem dışarıda oyun oynadım. Yanımdaki insanların köpek olduğunu.
Yanımızdaki insanların yaptığım iyiliklerden, yapmış olduğum icraatleri sevmeyip de yanımızda duran veya durmayan haysiyetlerin hepsini çıkarttım. Ne uğruna? Ne uğruna bana söyle. 2 ay evvel bütün insanların altına arabalar attım. Bitcoin araçlar attım. Helikopter verdim. Malikane. Neyle verdik biz bunu zannediyorsun? Baronluk paralarımızla. Babamdan kalan bütün paralar. Dalga geçtiler. Hor gördüler bizi. Şimdi senden tek bir şey istiyorum. Emret. Bütün babaları şuraya dizeceğim. Cumartesi günü. Beni dinlemeyen, sözümden dışarı çıkan, bana savaş açan. Ortaya geç. Bir şey olacak ortaya geçtiğinde. Geç. Nereye? Dinlemeyeni köpek balıklarına yem edeceğim. Bu ne Fadıl? Fadıl Bey selamünaleyküm. Görkem Bey buyurun. Bahadır Bey hiç sormayın, arama kaydı çıkmış benim adım. Şu an polis beni kovalayıp duruyor şehrin içinde. Çocuklar kaçırıyor beni. Öyle mi? Tamam babacığım, biz zaten mekanikte değiliz şu an. Sen kendini koy. Var mı? Yardım lazım mı? Gelelim. Vallahi Fadıl Bey, şu an bizim 3 çocuk polisin elinde kaldı galiba. Beni de 2 kişi kaçıyor şu an. Hay Allah'ım yarabbim ya. Ne taraftasın? Ben şu an motelin üstündeki bankanın oradayım. Babacığım tamam, sen kaçmaya çalış. Yapacak bir şey yok. Mekaniğe çekme polisleri, sıkıntı olmasın. Aman yok oraya çekme. Kendine çekmem. İyi bak babacığım, tamam. Tamamdır. Hadi görüşürüz. Eyvallah, haberleşelim. Klavyeyi kırdı bana. Fatih bu ne? Gel korkma. Bundan sonra yeni bir dönem başlıyor. Ya Herru ya Merru dönemi. Ben bu zamana kadar gayem kafama koyduğum her işi yaptım. Aman şu incinmesin, aman dostumuza bir şey olmasın, aman şu olmasın dediğim gün hep kaybettiğim gündü. Bu yolda, bu hayatta bildiğin şeyi yapacaksın. Şunu unutma. Şehirde, içeride veya dışarıda çok konuşulan bir adamsan bil ki doğru yoldasındır. Çünkü dünya kahpe. Anladın mı? Bütün babaları cumartesi günü 20.00 SS'teki hepsi gelecek. Buraya oturacak. Hepsi bana biat edecek. Hiç kusura bakma. Bu zamana kadar bir sürü adamı ben sustaladım masada. Hepsinin kafası, hepsinin belli bir sebebi vardı. Ben sebepsiz yere kimsenin kafasına sıkmam. Kimseyi sustalamam. Ya dışarıda bir itlik, köpeklik, haysiyetsizlik yapmıştır. Ya içeride de şerefsizlik yapmıştır. Bundan sonra bitti. Herkes bana biat edecek. Peki bu zamana kadar niye kendi tarzını sakladın diye soracaksın. Şerefsizleri anlamak için. Ekipleri anlamak için. Dün M37 denen kendini bilmez haysiyetsizler, bize savaş açanlar. Biliyor muydu benim baron olduğumu? Artistik yap. Neredeler şu an? Ha? Neredeler şu an? Hepsinin kafasını sıkıyor. Eşek cennetindeler. Bokunu yiyeyim şehre bizi al diyorlar. Sen benim bokumu yersin. Sifon artık çekilmiştir. Veyahut da geçen gönderdiğimiz bütün adamlar. Bundan sonra böyle artık. Yapacak bir şey yok. Artistik yapanın kafasına sıkacağız burada. Bunlar bundan anlıyor. Bunlar iyilikten anlamıyor. Anladın mı? Bunlar iyilikten anlamıyor. Gerçek yüzümü şimdi anlayacaklar. Bunu şu an sadece sen biliyorsun. Bak arkandaki şehre. Bak. Bak. Bu sistemi bu şehre getirmiş adam var yanında senin. O yüzden insanları bundan sonra takmayacağız. Yok şucu, yok bucu, yok bilmem neci. Gelecekler, şimdi, baron patron yüzünü görecekler. Ve bundan sonra artık şehirde Baron Delioğlu vardır. Baron Delioğlu. Hatırla, seninle birlikte Los Santos değil de başka bir şehre, Miami'ye gitmiştik. Oradaki insanların bütün pisliklerini görmüştük. Hatırlıyor musun? Niye gittik biz oraya? Ne bok yemeye gittik Miami'ye? İstihbaratı. Hah, kimin ne olduğunu görmek için. İşte. Tekrar söylüyorum. Hala arkasındayım. Şu şehirde yaşayanın %90'ı aptal geri zekalıdır. Bu kadar basit. Alo Ankaralık söyle. Abi bir mesajlara bakabilir misin? Mesaj mı? Tamam bakıyorum koçum. Tamam. Tamam.
Ne oldu? Şey diye gelebilir misin? Müsaitsen aldılar bizi, kimse de yok diyor. Lan dalga mı geçiyor Ankaralı? Ben seni pidden nasıl kurtarayım? Dalga mı geçiyor lan bu çocuk? Hay Allah'ım ya Rabbim ya. Neyse, dediğim şey bu. Yakında burada toplantı yapacağız. Bilgin olsun. Devletin bütün kayıtlarındaki dosyaları biz değil, aileler, oluşumlar, SS'teki adamlar yapacak. Yeni sisteme geçiyoruz artık. Yeni sistem şu şekilde olacak. Ailelerin hepsini mafyaya, kartelliğe ben yükselteceğim. Şehirde tek amacım var. İki tane kartel yönetimi. Kartelin başında Baron Fadıl Delioğlu olacak. İki tane kartel seçeceğiz bu şehre. Bunun için oluşumların hepsinin çalışması lazım. Bunları Türk asıllı oluşumlardan seçeceğiz. SS bölgesindeki adamlara da hepsini görev vereceğiz. Silah kullanımları iyi. Şehri böylece yöneteceğiz ve Hernandez İvan mevzusunda bu sayede çözmüş olacağız. Mantığımız bu. Ödül sistemine geçeceğiz. Hatırlarsan hepsi bizi yaşlı kurt olarak biliyordu zamanında. Kendimi öyle tanıttım. Bundan sonra kimin ne olduğunu artık bilecekler. Bu kadar basit. Şimdi hayatım şöyle bir şey var zaten. Bu yaşlı kurt biliyorsun ki zaten bütün illegallerin bildiği bir şeydi. Bunun dışında senin baronluğunu sorgulayacak adam olduğunu zannetmiyorum. Çünkü zamanında birçok kez icraat yapmış. Birçok kez adını altın harflerle yazdırmış bir adam var karşında. Yani bu kimseye nasıl yani diyeceğini ben hiç zannetmiyorum. Çünkü karşımda kendisini ispatlamış bir adam var. Bir şehri Kaç yıl canlandıran, oldu Fadıl? bak, bir şehri canlandıran, bir şehri yöneten adamın cebini para doldurmak istiyorsan savaş çıkartacaksın. Zamanında masada, malikanede öfkemle öfkesiz sustaladığım bütün insanlar, yanımda olup da kendi kanımda olan insanlar, onları koruduğunda şimdi o sustaladığım insanlar nerede? Bana onu söyle. Hepsi dediğime geldi mi? Geldi. Fadıl Delioğlu hiçbir cana kıymaz. Kıyıyorsa da bildiği bir şey vardır. Bu zamana kadar salağa yattım. Yaşlı kurt olduğumda da bunu anlamadı gerizekalılar. Bundan sonra otorite bu şehre gelmiştir. Şehrin düzenini bozan adamın kafasına bizzat burada sıkacağız. Bu kadar. Bu şehrin tek patronu Fadıl Delioğlu'dur. Bu kadar basit. Bunu anlayacaklar. Ve boyun eğecekler. Anladın mı? Bunu bilmeleri gerekiyor zaten. Sen demedin mi? Birçok kişiye isim yapan benim, birçok kişinin adını, karnını doyuran benim. Çıkıp da iki tane artist küçümserse ya da saçma salak davranırsa zaten sık kafasına def olsun gitsin. Öyle zaten. Gel. Ama şundan eminim. Neyden? Adaletinden. Öyle. Ne geldiyse başımıza zaten adaletten geldi. Boş versene sen. Ne adaletinden bahsediyorsun? Neyse. Burada gördüğün her şeyi unut. Hadi gidelim bakalım. Şu hali ara bakalım neredeymiş. Telefonum çalışmıyor. Heh. Halik neredesin? Ha, öyle mi? Tamam. Mekanik denermiş. Görkem mi? Gelmiş mi? Ha, tamam. Gelsin, patron geliyor de. Tamam. Patron geliyor. Hadi gidelim halledelim şimdi şunu. Tamam. Bizim amacımız şu olacak. Bu zamana kadar sana dedim ya salağa yattım diye. Ya kardeşim, bir de cabbarına tüküreyim. Senin evine tüküreyim cabbar.
Alo, buyurun efendim. Bir türlü satılamayan ev malikanesi deli oğlu emlak. Buyurun Cappar Bey. Aynen öyle. Bir haftada dışarıda yatıyorum Fadıl Bey. Dışarıda mı yatıyorsunuz? Efendim biz nerede yatıyoruz? Arabanın içinde yatmaktan... En güzeli baba. Babacım şu anki evlerin kaç para olduğunu biliyor musun sen? Öğreneyim mi onu? Ha, beyefendi şu anki bütün evlerin fiyatı 100-150 bin dolardan başlıyor efendim. 150 bin dolar. Tabii en düşüğü. İçini kendiniz dizayn edebiliyorsunuz, garaj takabiliyorsunuz, her şeyi yapabiliyorsunuz efendim. Arabada yatmak daha mantıklı, şu an kiralar uçmuş zaten. Ne diyeyim ama ben size şimdi? Ev lazım her türlü ama öyle diyeyim size. Anladım, anladım. Tamamdır beyefendi. Ne zaman müsait olursunuz? Şimdi benim bir karavan satış işim var, bir mekaniğe geçiyorum. Siz neredesiniz şu an? Ben şu an otobanda turluyorum öyle tek başıma. Otobanda turluyorsunuz. Tamam anladım, tamam anladım. Tamam sen bende zaten kayıtlısın Cappar Anonim şirketi ola. Sen ne yaptın işleri? Ya ben oradan parayı vurup kapattım ya. Sen var ya oradan iyi para kırdın ha biliyor musun? Vesselam. Güzel araba işine geçtim şimdi. Öyle mi? En güzeli. Karavan var mı elinde senin? Karavan stokları sattık hepsini ya. Vallahi mi? Kaça sattın? Vallahi bizim arkadaşlar biliyor onu. Tek başıma yapamam bu ikinci ha, el. Tamam araba tamam. Fiyatları biraz pahalı. Tamam babacım sen de o zaman o işler. Eyvallah tamam güzel. Güzel araba lazım olursa bekliyorum telefonu. Tamam babacım tamam. Bir de bugün evimde yatmak istiyorum Fadıl Bey. Evinde yatmak güzel. Tamam sen merak etme aynen. Vereceğim söz bugün. Tamam. Tamamdır. Hadi kendine tamamdır, iyi bak. Hadi görüşürüz. Cumartesi gününü bekleyin yer yerinden oynayacak. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş bulduk. Selamünaleyküm. Şeref verdiniz. Aleyküm selam. Hoş bulduk. Tamam şimdi halledelim. Bize Haydar'ı bulun. Halik. Haydar'ı çağır hemen. Nasılsınız Haydar Bey? Abi? Buyur abi. Ne yapalım? İyiyiz. Takılıyoruz. Aynı şekilde devam. Ha Haydar oğlum bizim karavanları diz bakayım şuraya 5 tane. Tamamdır abi. Hadi canım hepsini diz. Ne yaptınız arkadaşlar iyisiniz? Çok şükür ya şu polislerle uğraşıyor sabah dedi. Aman çaktır arkada iz bırakmadınız değil mi? Yok bir tane bile ne yok. Oldu bu arada hayırdır abi, polis falan? Ya şimdi bir bayağı bir soygun yaptık biz. Hı-hı. Ondan sonra en son başka bir polis durdurdu bizi. Biraz hızlıydık tabii. Tamam. Sonra kimliğimi istedi. He. Kimliğimi verdim ben de hani normal bir sivil vatandaş gibi. Ceza yazacak sandım. Sonra bir baktım beni arananlara şey yapmış. Sabahtan beri 3-4 tane polis beni kovalıyor. Hay Allah. Aman dikkatli olun ha. Sıkıntı yok. Devlet şu an zaten sıkı. Bu yanındaki yeni PD şefi bayağı bir titiz bir adam. Dikkatli olmakta fayda var arkadaşlar. Tamam ben sizin karavanları hallettim. Sıfırından güzel hiç kullanılmadı. Tabii. Hiç kullanmadı. Ne kadar bu? Babacım normalde galeride bugün devlet bunu 18 binden satmış. Evet. Hah ben size 18 bin değil güzel bir fiyat çekeceğim şimdi. Haydar bir arkada hazırlasın müthiş şey. Oğlum bir bakın bakayım Haydar'a yardım edin oğlum. Getirin karavanları buraya hadi canım. Hadi bakayım. Çay ikram edelim mi size Görkem Bey? Olur olur içelim bayağıdır hadi. Çay içmiyoruz. Oğlum iki de üç buyur, tane patron. Çay çek bize. Ablana çek ablan demliği çay tamam. Unutma. Tamamdır. Hadi canım. Kaya Hanım siz nasılsınız efendim? İyiyim hoş geldiniz. Nasıl gidiyor işler ekonomi falan iyi mi? Valla işte çok şükür bugün biraz şey yaptık. Developer'ımız kıyak vallahi. Geçti anasını yemekle açlık hiç bitmiyor. Bizim işte. Çocukları 3-4 kere soymuşlar bugün otta. Öyle mi? Kimlermiş? Vallahi şey mavi diyor. Mavi giyiniyorlardı abiler diyordu orada da. Eyvallah eyvallah tamam güzel. Şimdi cumartesi günü Görkem Bey mutlaka şehirde olun. Evet evet. Çok büyük bir toplantı aklımda. Var bilginiz olsun. Silah sıkıntım yok. Zırh mermi sıkıntım yok çok oo, şükür. Maşallah güzel. Ya siz iyi çalışıyorsunuz ya maşallah maşallah. Hallettik çok şeyi ya. Her patron sizin gibi olsa zaten şehrimiz ihya olacak da olmuyor. Bütün patronlar mıymıntı olmuş kardeşim. 62 yaşında adamım bak 62. Maşallah maşallah hiç göstermiyorsun. Ha, yaptığımız icraatların haddi hesabı yok. Duyuyoruz. Yok da babacığım artık inzivaya çekildik. Ulan biz inzivaya çekilince bütün patronlar inzivaya çekiliyor. Nerede bunlar? Adam. Vallahi beni görmüyorum. Ha patronum niye takılıyor? Adam ortalıkta yok. Ne yapalım biz? Neye karşı, kime karşı savaşacağız? Değil mi? Yani şu an bir mavileri görüyorum. Bir de bir sarı kişi, bir kişi sarı gördüm. Başka kimseyi görmedim ben nokta. Sanlıslar aynen. Onlar SS'in çocukları. Koçum getirdim mi? Çay alın. Buyurun ikram edelim. Eyvallah. Karavanları nereye diziyor Halik bunlar? Haydar bana bilgi vermedi ama. Haydar hatta mısın koçum? Telsiz verdin mi bu arkadaşlara sen? Verdim verdim. Bağlı değiller herhalde. Ha tamam. Ne karavanmış kardeşim ya. Yenge bu üstünde çekemediniz. Hepsini çıkarmanıza gerek yok ya. İki tane alacağız biz zaten. Tamam tamam yok hallederiz ya. Ha. Uğraşmasın arkadaşım. Haydar. Nerede oğlum karavan? Evet. Şöyle çıkartıyorum abi. Arkaya koçum. İki tane çıkardık. Üç tane. Hah tamam. Siz iki tane mi alacaksınız Görkem Bey? Evet. Tamam. Üçe bağlayalım mı size? İşiniz görülsün.
Şu an iki tane yeter zaten bize tamam. ya. Tamam Haydar, iki tane istiyormuş, tamam mı oğlum? Tamamdır. Sen kaç aldın bunları galeriden, 18 bin mi? Aynen patron. 18 aldın, 10, 10, 20. Babacım tamam, güzel, sıkıntı yok. Arkadaşlara 20'ye bağla, ben senin kalan paranı veririm. İkisini tamamdır. 20'ye bağla, tamam mı? Normalde tamam, ikisini alsak 40 bin lira para yapar. Eyvallah, pardon abi, pardon. Siz ne yapıyorsunuz, otta mı takılıyorsunuz bu arada? Bu arada otta takılıyorduk, artık mette takılacağız inşallah. Tabii tabii, met daha iyi, güzel para ve brokerlarınız nasıl? Ticaret için iyi tabii. Daha tanışamadık ya, işten güçten kafamızı kaldıramadık. Konuşmalar daha çok sarıyor ya. Patron, tanıştık, sen yoktun. Tanıştık mı? Ha iyi iyi, tamam. Mette güzel para var da mesken tutacağınız yeri iyi belirleyin. Bak bir sıkıntı olur, biz her zaman buradayız, evet. Bilginiz olsun. Eyvallah, varlığınız yeter. Aha sıçtık. Aman, sizi tanıyor mu? Dur şu aracı ben çekeyim, buna şey yapıyorlar herhalde. Sen şey yap, aracı bir çek. Sen aracı direkt devret ya. Tövbe ya Rabbi. Bu adam her yerde bizi buluyor be. Bir araç tahsil ederseniz ben kaçarım. Allah Allah. Şimdi dediğim gibi beyefendi, karavan. Arkadaşlar ne oluyor burada, yolun ortasında karavanlar? Efendim şu an mekanik olaraktan bir şey, ikinci el araç satış etkinliğimiz vardı efendim, onu yapıyorduk. Prime numarası olsun. Roger Dead Bey, bizi tanırsınız ya. Bu da şeyimiz var, o kadar yapmayın, gözünü seveyim. Yok bir sıkıntı yok yani memur bey. Biz zaten içeri alacağız şimdi karavanları. Bir sorun olmaz. Karavanlar biraz eski gözüküyor ama. Ya tabii ki de, tabii ki de öyle. Şehre iyi adamlar alıyoruz abi. Bir sürü ekip var. Buyursun gelsinler, fight atın. Tony Oster'ım, ne düşünüyorsun durum hakkında? Memur bey, bir sıkıntı yok. Zaten dükkanım burası. Hayır, dükkanımın öyle. Ne yapıyorsun? Böyle bir etkinliğin devlet tarafından bilgisi var efendim, mı acaba? Etkinlik dediğim yani. Kadar... Öyle bir etkinlik değil efendim. İkinci el araç için geldiler kendileri. Karavanların tahsilatını hemen gerçekleştirirken taksimatını siz geldiniz. Karavan tahsilatı yapıyorsunuz. Doğru mudur? Doğru, karavan. Doğru efendim. Doğru. Kim lan o? Aha. Efendim yasa dışı bir şey mi efendim? Kendisi tahsil çıkacakmış. Hayır, mekanik yok efendim. Biraz... Öyle bir şey şimdi atlediyorsunuz ki, ben şimdi Los Santos'un bir vatandaşıyım efendim. Ne yapıyorum ben burada? Ot ticareti yapmıyorum. Buyurun arayın. Estağfurullah. Estağfurullah. Tamam Bey, siz beni yanlış anladınız. Hayır, devletimizin yani esnaflara bu tutumu nedir? Biz ne yiyeceğiz efendim? Hayır hayır. Ben şimdi rutin devreye mi atıyordum ya? Bir anda bu kadar karavanı görmek dikkatimi çekti efendim, açıkçası. İki tane karavan var. Gözünü seveyim. İki tane ya. Anlıyorum. Tamam, Haydar Bey, beyefendinin işlemini siz arkada yapın lütfen. Tamamdır. Görkem Bey, buyurun, alabilirsiniz. Tabii tabii. Tamam, ben şey yapayım. Tabii. Tamamdır arkadaşlar. İyi günler o zaman. Kolay günler, gelsin. Sağ olun. Roger Dead Bey, teşekkürler. İyi günler. Ne kadar kıl bir polis ya. Onu kaçırıp kafasına sıkmazsam şerefsizim, fırça kafa. Klozeti temizleyeceğim kafasıyla. Tipe bak. Abi heyecana getirip nasıl uçuruyorsun, izle şimdi. Arabasına vurup kaçtı diyeceğim. Görmedim. Yok oğlum, aman dur. Bunlar başımıza bela olur ya. Bu harmanda senden şef başımıza bela oldu ya. Vallahi billahi. Neyse, hallettiniz mi bunu? Bir gelin bakayım. Haydar, hallettin mi koçum? En güzeli bu ya. Mis ya arkadaşlar. Hadi bakalım ha. Çok şükür, elhamdülillah. Görkem Bey tamam, siz şey yapın. Ben, biz hallederiz. Tamam. Açılırsan. 249 ibara, siz 20 bin dolara atın Görkem Bey. 249 mu? Evet evet. Geldim hocam. 249'a şöyle edeyim. Hemen bakayım efendim ben. Tamamdır, doğrulandı. Tamamdır. İyi günler, teşekkür ederim. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkürler, teşekkürler aynen, efendim. Kendinize eyvallah. İyi bakın. Siz de. Tamam Haydar, aferin oğlum. Tamam, diğer aracı alacağım. Ulan ya, bir karavan rol pası yapmışım. Karavan rol pası dönüyor. Ulan galeriye bir koyuyoruz, stoğu arttırıyor developer. Çat diye çekiyorlar, ikinci el. Met bununla yapılıyor ya. Hey gidi günler, ey be. Ne günlerimiz geçti burada. Hatırlıyorsun değil mi? Tam şurada korumalarımdan birinin kafasına sıkmıştım. Evet evet. Şüphe adam öldürür. Şimdi şey yapacağız. Cumartesi günü büyük gün. Bütün aileleri birbirine düşüreceğiz. Şehirde olmayan ailenin kafasına sıkacağım. Yollayacağım artık. Fişini çekeceğim M37 gibi. Bundan sonra böyle ya. Bunlar bundan anlıyor ya. Vallahi bundan anlıyor. Çocuklar ne yaptınız? Diğer çocuklar nerede? Halik abiniz fullledi mi siz oğlum? Fazla büyüdü patron. Tamam şimdi beni iyi dinle. Şimdi çıkacaksınız koçum, tamam mı? Ablanızla bizim yarım saatlik bir işimiz var. Şimdi bu ne oldu lan, polisler var. Görkem Bey. Ticaret için teşekkür ederim. Eyvallah, çok memnun kaldım. Bir şey olursa biz buradayız. PD konusunda sıkıntı varsa biz hazırız burada, tamam? Eyvallah, varlığınız yeter. Tamam, kendinize iyi bakın. Sağ olun, var olun. Sağ olun, görüşmek üzere. Arkadaşlar, tablet mekanı kimdi bizden? Sen biliyorsun. Geçelim. Tamam, ne istiyordu burada? Koçum şimdi ne yapacaksınız biliyor musunuz? Anahtar yok bende. Hızlı bir şekilde ev soygularına başlıyorsunuz. Patron. Tablet yapıyorsunuz, söyle. İnanın. Hava bir kararmıyor da onu bir şey. Oğlum hava kararır. Bekle, ikindi vakti şu an. Kararır koçum. Kararır. Kararır hava. Bekleyeceksin, hava kararsın.
Haklısın patron. Ben ne yapayım? Ben mi karartayım oğlum alayı? Yok, tövbe aşağı yani. Neyim ben? Hava kararlayınca gideceksiniz. Patron. Söyle. Ödemeyi aldık değil mi? Haydar paran gitmedi oğlum, sakin ol lan. Yok tamam. Ondan değil. Ben de. Ya, verdik de yani. Tamam, IBAN'ını ver bana. Yok oğlum. Gerek yok patron. Kalsın. Aferin koçum de. Seni denedim. Hadi iyi günler arkadaşlar. Fado Bey görüşürüz. Sağ olun babacığım, sağ ol, kendine iyi bak. Bizde mekanik var mıydı arkadaşlar, şu araçlar, verdiğimiz araçları çeksek? Tamam, şimdi şey yapacağız. Bende mekanik var koçum, çekeriz, hallederiz şimdi. Şimdi dağılıyorsunuz şehrin dört bir yanına. Sizden tek istediğim bir şey var. F5 coin. Buluyorsunuz, getiriyorsunuz çocuklar, tamam. Başka bir patron. Şey istemiyorum. Söyle oğlum. Biz bugün bayağı yaptık zaten ya, soygun yaptık. Bayağı da bir yeşil kart yaptık. Babacığım yetmez zaten, bu gece geç saatlerde bir kuyumcu soygunu yapmamız lazım. Tamam. Hernandez denen şerefsiz mi bakalım. Ne yapıyor, ne ediyor? İstersen biz soygun girelim patron, market. Tamam, soygun gireceğiz aynen işte. Bir 20 dakika sonra, tamam mı? Biraz tamam. İşimiz var. Onları hallettikten sonra çözeceğiz işi, bağlayacağız. Tamam patron. Patron bir de istediğin kombin bu. Böyle yaptım daha doğrusu. Bakayım. Oğlum senin benim gibi yaşlı adamlara gider o. Halin üstündeki tip güzel. Tamam. Gerçi insanın içi güzel olsun Haydar. Yeah. Dışı güzel olduktan sonra ne yazar koçum? Haksız mıyım? Haklısın abi. Tamam, artık yeni mekanımız burası, tamam mı? Mekanikte takılın. Rozet işlemlerini ben yapacağım ama şu an değil. Daha var. Tamam. Tamam. İyi hadi bakalım. Çalışacağız oğlum. Yapacak bir şey yok. Al, daha yarın emlak açacağız. Şehrin bütün yeri bize akacak. Paralar bize aktıkça, anladın mı? Ben de sizin şeyinizi vereceğim. Şimdi... Zor Bey, para ihtiyacın var mı oğlum senin? Yok patron. Tamam, şimdi ben sizin altınız arabaları da çekeceğim yavaş yavaş. Artık yeni devre geçeceğiz. Özellikle cumartesi herkes burada olsun, tamam mı? Tamam. Tamam. Hadi bakalım. Arci Emir selamünaleyküm demiş. Aleykümselam kardeşim, hoş geldin. Az bir işim var. Gelin. Gelirse sonra. Oğlum bu PD bu akşam baya bir coşmuş. Baya bir coşmuş. Herkes dikkatli olsun. Hadi arkadaşlar gelin. Hayat ne yapıyorsun orada? Geldim hayatım. Tamam hadi gidiyoruz. Çocuklar biz. U'daki şey tahsilat verdi de bana. Güzel güzel. U'dan güzel tahsilat geliyor zaten. Ali abi. Arkadaşlar sıraya geçin bakayım. Geç sıraya şimdi bir. Geç sıraya. Geç. Hey maşallah yiğitlerime geç. Ne oluyor be? Bayağı soygun sandos. Arkadaşlar SS'de baskın var, dikkatli olun. Soygundan kaçıyor. Sarı bunlar. Sandos buraya girebilirler, dikkat. Bundan sonra bütün illegallere PD konusunda yardım edeceğiz. Bilgin olsun. Tek ortak düşmanımız aslında da. Haydar IBAN ver. 43 patron. Çok hak etti, karavan parasını almayalım. Oğlum devam et sıradan. 4 patron. Devam et. 241 patron. Helal. Ulan senin bu yiyen var ya, akıllanmış vesselam. Kaç dedim bir daha de. 241 patron. Ben dedim ona çok konuşmayacaksın dedim patronun yanında. Bilsin. Söyle oğlum. 250 patron. 250 bunlar bizim için çerez parası. Bu çocuk çekeceğiz. Sen UVU'da çalışandın değil mi? Evet patron. Tamam, sana evet. Biraz daha fazla. Bir daha deyip bakayım IBAN'ını. 250. Tamam. Sen oğlum. 76 patron. Sen yeni geldin doğru mu? Biraz oldu patron ya. Lorenzo ben. Tamam. Zor Bey söyle oğlum. 274 patron. Sen oğlum. 127 patron. 127 mi? Evet patron. Tamam. Oğlum emin misin lan? Yok böyle. 127. 127. Tamam. Koçum güzel. Patron. Oradakilerin sesi TSE'den fazla geliyor. Patron ben dün bir şey yaptım. Ney? Çocukların rızasını alarak U'daki 200 binlik gelirimizi bu Çaka ailesine destek amaçlı Kemal Çaka'ya gönderdim. Kemal Çaka dediğin adam sonra bize çakmasın. Yok. Benim haberim olmadan 200 bin doları sen nasıl bir aileye peşkeş çekersin? Gay Galatalı. Eşek başı mıyım ben burada? Şimdi patron doğru söylüyorsun. Tamam ama. Da bir aileye 200 bin dolar, bizim kendi paramız mı var da 200 bin doları Çaka Bey'ine veriyorsun?
Tamam, gelişmeleri için zaten destek amaçlı gönderdim, borç verdim. Tamam. Ama çocukların önünde dünden tartışmayacağız. beri çok yoklar. Yoklar. Aferin sana, Evet. aferin. Koskoca mafya patronu Gaye Galatalı. Güzel, güzel. Patron müsaade varsa benim şu İçtima dışarıya baksam. sırasında, içtima sırasında ne akrabalık ne aşk geçer. Burada patronunuz var. Herkes ayık olacak bu saatten sonra. Şam babası yok burada. Gel benimle. Nasıl böyle bir şey yaparsın? Çocukların önüne çok bağırmadım. Sağ ol, iyi ki bağırmadın. 200 bin doları Çak ailesine niye veriyorsun? Ha? Borç 50 verdim bin dolar mı bu? 200 bin dolar. kendilerini geliştirmeleri için borç verdim. Güzel. Zaten Kemal de söz verdi ailesini geliştirmeye. Bugün onları hiç görmedim. Kimse Galatalı'dan çalamaz Fadıl. Ne yapacağız? Çakaya savaş mı açacağız şimdi? Bu mu mantığın? Ne yapacaksın? Malikaneye çağıralım. Kimse Galatalı'dan çalamaz deyip adama sustalı mı atalım? Yok, aslında güven paradan daha kıymetlidir Gaye bence. Galatalı, kendine gel. Kendine gel. Aga hoş geldin. Artık kim olduğumu biliyorsun. Zamanından beri benden silah aldın. Bu zamana kadar. Silah kartelliyim ya. Ben kartel martel değildim. Bu şehrin sahibi var karşında. Yeri gelir bir emlakçıyım, yeri gelir bir taksiciyim, yeri gelir bir mekaniğim. Ben Baron Deli oluyum. Bunu kimse bilmiyor. Bu zamana kadar da kimse bilmedi. Babamla birlikte öldü gitti zannettiler. Bu zamana kadarki gizli yerleri niye biliyordum? Devletin bütün kayıtlarını nasıl sildim? Amcamla işbirliği yapıp beni korumak istediniz. Kırmızı dosyadan bahsettin. Senin ben kim olduğunu başından beri biliyordum Gay Galatalı. Beni ne kadar sevdiğini, koruduğunu, kolladığını, amcamın seni yolladığını. Amcam kim Gaye Galatalı? Seyfullah Delioğlu kim Gaye Galatalı? Bundan sonra nereye para akıyorsa benden gizli hiçbir şekilde para akmayacak. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Benim makamımı temsil ediyorsun. Delioğlu'nun makamı demek, baronluk demek. Hiçbir şekilde çocuklara çaktırma. O gün kartelliği bıraktığımı söylemiştim. Hatırlıyor musun? Tufan'la birlikte silahları bana getirmiştin. Herkes beni kartel biliyordu. Hatırlıyorum dün Seni gibi. savcının elinden kurtarmıştım. Neyle kurtardığımı zannettin? Koskoca baron, Fadıl Delioğlu, taksicilik yapıyor. Niye acaba? İnsanların içini bilmek için. Fadıl Delioğlu iki tane velet çetenin elinde kaçırılıyor ve PD tarafından kurtarılıyor. Niye acaba? Bu şehirde öyle bir sistem kuracağım ki kim içeride, kim dışarı defolup gidecek onu seçmek için. Düzgün bir şehir için. O yüzden dikkatli olacağız. Evet. Çocuklar. Saat 00:20 sularında. 00:20 sularında kuyumcu soygunu yapacağız. Amacımız kuyumcuda bulunan bazı izli paraları bulmak. Yakında biliyorsunuz emlak aktif hale getireceğim.
bütün babaların, bütün oluşumların çok büyük bir para kaynağı açılıyor şehirde artık. Bu para da izli para. Polislerden alınan, üzerinden soyulan bütün her şey izli paraya dönüştürülecek. Kuyumcu soygunu, banka soygunu, 400-500 bin. Bunu bozan kim olacak? Ben. Fadıl Delioğlu. O yüzden bugün kuyumcu soygununa gidip bir numune almamız gerekiyor. Bu geceki görevde mutlaka başarılı olmalıyız. Devletin kendi üzerine topladığı bütün izli para parsasını Fadıl Delioğlu olarak bu akşam alacağız. Ve ona göre işimize koyulacağız. Bunun için bize ne lazım? Para ve polisin üzerinde bulunan numunelik silahlar. Herhangi bir cop, kelepçe. O yüzden hazırlanın. Herkes kalsın. Az kişi olalım, öz kişi. Gidelim ve buradaki kuyumcu soygundan başarılı çıkalım. Tamam. Patron, bir şey söyleyebilir miyim? Söyle. Bu kuyumcuda gene ben büyük bir ihtimal şey olurum. Size rehine bir tanesini, bir numunelik kaçırabiliriz soygunda. Mantıklı. Aferin Haydar. Haydar, çok iyi gidiyorsun. Gözüme çok iyi giriyorsun. Böyle devam edersen baş koruma olursun. Aferin. Güzel. Şimdi arkadaşlar, bizim az bir işimiz var. Siz bir takılın, gizli mekanları bulmaya çalışın. Telsizde kalın. Gidin telsiz alın. 658'de bağlı kalın. Ben size haber verdiğimde, tamam mı? 0015 sularında kuyumcu soygunu yapacağız. Bağlanın. 657. 657. Bağlanın. Tamam, şimdi çıkın hadi. Çıkın gidin. Mekaniğe de bu akşam 2 rozet vereceğim. Burayı işletmeye başlayacaksınız. Diğer işletmelerin önüne geçmeyeceğiz. Oluşumlar ne kadar hızlı gelişirse şehirdeki kuracağım düzen de o kadar hızlı gidecek. Hadi marş marş. Çıkın. Çık 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 çık. Patron, şu arkadaşların araçlarını... Sen kal Alek. Şey yapabilirsek. Ne yapacaksın oğlum? Tamir mi? Çek, yok, çekin dediler de. Tamam, çekeriz biz, sen git. Tamam. Hallederiz biz. Patron, bir şey söyleyebilir miyim? Söyle oğlum. Dünleyin madde eksen kazandığımız ganimetler bende de, onları ne var? Şimdi getireyim mi? 6 tane MK2 var. Öyle mi? Evet. Aferin, aferin. 6 tane silah katladınız yani. Doğrudur patron. Daha çok da vardı da. Kim liderlik etti dün size? Dünleyin Gaye abla. Tamam. Çekil oğlum. Kalsın onlar sende. Ben alacağım senden, tamam? Tamamdır. Hadi patron. Bakalım oğlum. Aferin. Çocuğu da gözüm tutuyor bak. Aferin, güzel. Güzel. Önemli olan sadakat değil mi Gaye? Önemli olan sadakat. Doğru patron. Sadakatsiz insanın yanımızda işi yoktur. Haydar, burada mısın? Buradayım. Söyle oğlum. Söyle evlat. Haydar abiyle araçsız kaldık da patron. Araçsız mı kaldın? Aynen. Halik, araç ver arkadaşa. Ver kendi aracını gitsin. Tamam patron. Şehirde bundan sonra her şeyi not alacaksın. Kim? Buyurun. Patron, ben Can ya. Ha. Ben tamam koçum, evlatlarla çık, 657'ye bağlan hadi. Hadi canım. Patron, telsiz yoktu, ben bir çözeyim geleyim. Tamam hadi canım, hadi. Hadi oğlum. Hadi bakalım, gidiyoruz. Atla. Zırhınızı, silahınızı hazır tutun. Ne olur ne olmaz. Bu araba Fadıl Delioğlu'nun arabası. Her an kurşun yiyebilir. Efendim, şu an başka bir şeydeyiz. Boş ver beni şimdi. Halik. Buyur patron, dinliyorum seni. Ne yapıyorsun dünden beri? Dünden beri patron, hangi mertebedeysem ona göre davranmaya çalışıyorum.
Hangi mertebedesin peki şu an? Senin beni koyduğun mertebe. Hepsine tüküreyim. Alo, ne oldu oğlum? Abi ev alacağım da ben ne zaman şey olur? Ev mi alacaksın? Oğlum bu şehirdeki abi. Herkes kudurdu mu? Ev alıp ne yapacaksın oğlum? Bekar abi mi? Arkadaşım. Ha anladım. Tamam oğlum, ayarlar, sıkıntı yok. Tamam mı evladım? Tamam abi. Sen hiç tamam. Merak etme. Önden bir cevap var, bir sen. Kaydınızı aldım. Tamam. Kaç param var? Baba var, para problem yok. Para problem değil. Ha tamam o zaman. Aynen abi. Bekar evi mi istiyorsun? Bir artı bir mi? Böyle başımızı sokacağımız bir yer abi. Tamam başını. Tamam. Tamam tamam koçum. Tamam. Sen merak etme, halledeceğiz. Tamam. Tamam abi. Aklımdasın. Ne yaptır Richard Mitchell, ne yapıyor? Abi iyiler. Çok eyvallah, şükür, uğraşıyoruz abi. İyi iyi koçum, abi, tamam. Çalışıyoruz, mekanikteyiz. İyi iyi, maşallah maşallah. Tamam hadi kendine iyi bak, tamam. Tamam. Unutma beni, ha arada mesaj at. Yok abi, özlüyorum seni. Ben mekaniğe de geleceğim. Mekanik. Bir hayırlı olsuna geleceğim. Eyvallah eyvallah, açılış yapacağız zaten ya. Emlak'ın açılışı falan ne olacak? Tamam mı? Tamamdır. Kendine abi iyi bak kardeşim. Hadi Allah'a emanet ol. Sağ ol canım. Görüşürüz. Herkes ev istiyor. Bunlara da başlamak lazım. Evet, hangi mertebedesiniz? Halik Bey bakalım. En son koruma mertebesi diye biliyordum ama patron sen ne dersen o. Nereye gidiyoruz? Hiçbir bilgin var mı? Hiç bilmiyorum patron. Seni götürdüğün yere gidiyorum. Tek bildiğim bu. Halik Eser. Halik Eser. Buraya kadar Halik Eser. Oyun bitti artık. Evet, bildiklerini anlat. Patron, tek bildiğim aslında bildiklerimi anlattım ama sana tekrar anlatayım istiyorsan. Ben Türkiye'de doğdum, büyüdüm. İşte kardeşim vardı. İki kardeşim vardı aslında, Zülfikar ve Yahya. İşte yengem beni buldu. Buralara davet etti. Ben aslında senin adını hep duydum, biliyorsun. Bu şehirde birçok adam var. Bu şehrin başında hani racon kesen ama ben senin yolunda yürümeyi seçtim. Senin yolunda ölmeyi seçtim. İşte benim hikayem bu. Kardeşlerim benim yanımda olmadılar. Bana ihanet ettiler aslında, öyle söyleyeyim. En son biliyorsun Yahya gözümün önünde öldürüldü. Davut tarafından. Gıkımı çıkarmadım. Çünkü sana bir zararı dokunmuştu. Benim için o dakika bitti. Zülfikar, evet şu an herkes Zülfikar yüzünden bana böyle bir imada bulunuyor. Hainmişim gibi bakıyor ama ben onu da gözden çıkarmaya hazırım. Yahya'yı çıkardığım gibi. Bu kadar mı? Benim hayat hikayem bu patron. Bu şehre geldiğinden beri. Niye benim peki? Hakkın yanında olduğun için. Bu şehirde en adaletli, en dürüst insan olduğun için. Namını zaten dedim ya, Türkiye'den çok duydum çocukluğumdan beri. Yani aslında senin ailenin namını çok duydum. Sana nasip oldu bizim işte burada tanışmamız vesaire. Bu yani benim hayat hikayem bu. Burada başladı, burada biter. Başka? Başka bir şey yok patron. Dediğim gibi en son işte dün yaşanan olaylar oldu. O gün bugündür. Sessizim ben. Yani sakinim. Bir yandan tabii bir konunun araştırması içindeyim. O konuda bilirsin, Ivan denilen kişi beni kaç kere kaçırdı. Ben normal dişini temiz yapan bir insanım. Arkamda iz bırakmam. Ne zamandır bu konuyu araştırıyordum. Ve bu konunun yani neden kaçırıldığımı öğrendim aslında. O yüzden biraz şoktayım ben. Biraz durgunum. Belki fark etmişsindir. Benim kaçırılmama sebep olan kişinin Zülfikar olduğunu öğrendim. Beni satan, benim yerimi o Ivan'a satan kişi zaten biliyorsun. Bizim düşmanımız da bu Davut. Söyle. Ve ailesi, kendisi yani topluluğu. Oğlum adam ne güzel konuşuyor. Beni satan lan. Zülfikar'mış. Ağlayacağım. O yüzden bu adamlar beni elleriyle koymuş gibi buluyorlardı. Çok rol yapıyor ya Ali. Kur'an çarpsın bak. Şu an kafam allak bullak patron. Bir yandan hain damgası yedim. Bir yandan kendi kardeşim bana ihanet etti. Beni sattı.
Hem de o Ivan denen şerefsize. Yani şu an bu durumdayım, bitmiş haldeyim. Hem hain gözüyle bakılıyorum, hem kardeşim tarafından sırtımdan bıçaklanıyorum. Yani ölü gibiyim patron. Ölsem de bu saatten sonra benim için fark etmez. Evet. Ne ailem kaldı, ne de sevdiğim insanlar. Herkes bana zaten hain gözüyle bakıyor. Şu an yok gibiyim yani. Patron Emrin. Evet, Ali Keser. Çok insan geçti yanımda bu zamana kadar. Babam, abim dediler. Seviyoruz dediler. Ben bu hayatta Allah'tan başka hiç kimseye inanmadım koçum. Hiç kimseye. Herkes satıp gitti. Ya arkamızdan bu zamana kadar kayıt alıp millete devlete ifşası diye servis edip namımızı çalmak istediler. Sayımızı düşürmek istediler. Babamız dediler, gittiler. Kimseye güvenim yok koçum. Anladın mı? Haklısın, bu hayatta patron. Güven eksikliğim varsa onun da tek nedeni insanların kahveliğidir. Patron haklısın. Ne desen haklısın. Ben olsam... Bir insanın gerçek dost ve arkadaş olduğu ne zaman anlaşılır bilir misin koçum? Bilmiyorum patron, sen bilirsin en iyisini. Dibe düştüğüm vakit, en köpek hale düştüğüm vakit yanında durabilmektir. Yaşadığı olayları bildiği halde kahpelik yapmamaktır. Kaç yıldır tanıyorum seni? Patron, baya bir süre oldu. Belki 2 yıl, belki 3 yıl. Belki 4 yıl. Ben de artık ne zaman ne diyeyim, yaşantım artık benim için hiç önemli değil. Gerçekten bitmiş durumdayım ben zaten. Ailem yok. Hiç kimsem yok artık benim bu şehirde. Şimdi sana yepyeni bir görev vereceğim. Bu görevi yaparsan bana sadakatini göstermiş olacaksın. Madem beni ağabeyinden, kardeşinden daha çok seviyorsun, bana Zülfikar'ın kellesini getireceksin. Emrin olur patron, emrin olur. Beni sırtından bıçaklayan zaten ilk günden beri. Dedim ya, kurşun sıkmışlığım bile var ona. Aga benim be, için bitti. Kalp atın lan abi. Evet, son hareketinden sonra, son bu olayları öğrendikten sonra ben zaten onun kellesini her türlü alacağım. Senin isteğin zaten bu benim amacımı daha da bir yüceltti. Silah indir. Seni son bir kez bir yere götüreceğim. Yeni görevim başladı. Bana Zülfikar'ın kellesini getir. Fadıl Delioğlu'na itaatini ispatla. Oğlum bizim kalplere niye tuha düştü? Emrin olur. Hadi yürüyün. Selam oğlum. Önemli değil Lengi. Haklı. Patron haklı. Ne diyeyim? Aga be. Hadi bir gecenin bu saatinde 300 kişi için yakalım be. Sabır tepesinin şerinde. Chat size gelsin. Oğlum niye bana atıyor lan bu? Güzelmiş lan.
Abi bizim yayınımızda bu zamana kadar 1000 bölümdür size duygu da var, aşk da var, racon da var. Her şey var. Emine hatırladın mı burayı Emine? Emine hatırladın mı? Sunucu sakin değil, onun biz sakiniz. Belaya bulaşmak istersen bulaş kardeşim. Koçum. Burası, ben burayı daha önce sanki farklı şeyler geliyor aklıma patron, bilmiyorum. Gel gel. Ay ay. Hayat, termos yapmıştın, getir termosu içelim biraz çay. Hadi. Gel gel buraya gel. Şimdi izle. Üstümüze araba yağmıştı aynen. Kendi sunucumuzda kendi içeriğimizi yaparken admin kafamıza hileyle araba düşürmüştü anasını. Hayaller hayatlar diye bir söz vardır Halik Bey. Doğrudur patron, evet. Bak sana bey diye hitap ediyorum. Niye? Çay hep dökülmüş kutuya. O kadar dedim yavaş kullan diye. Ya ne kadar patron da olsan kadın şeyi bitmez. Dırdırı bitmez. Güzel kapatsaydın hayat. Oy. Bir gün beni aradılar. Buranın ismini bilir misin? Buranın ismini Sabır Tepesi diye biliyorum ben burayı. Güzel. Dillere destan olan Sabır Tepesi burası. Bazen bazı şeylerin olgunlaşması için zaman gerekir. Aynı çiçeği sulamak gibi. Çiçeği sularsın, ona bakarsın, güneşin altına koyarsın. Hava görmek ister çiçek bazen. Büyümesi zaman alır, yapraklarının, dalların uzaması. İşte bizim aşkımız da öyle koçum. Size zaten en iyi bu şekilde bir aşk yakışır patron gerçekten. Yengemle ve siz yani bu hayatta birbirinize destek olmak için yaratılmışsınız. O yüzden Halik, temiz çocuksun, iyi çocuksun ve selam. Ama iş başka, arkadaşlık başka, doğru mu? Doğrudur, doğrudur. O yüzden Zülfikar'ın kellesini getirip abini öldüreceksin. Peki bunu yapacak mısın? Yapacağım patron, yapacağım. Beni sırtımdan bıçaklayana ben kardeşim olsa bakmam, yani gözün yaşına bakmam. Güzel. Hele ki sana olan yanlıştan sonra zaten bitti gözümden güzel. O. Düştü yani. Güzel. Güzel. Aferin. Çok iyi. Ne güzel değil mi? Huzurlu, sakin, sessiz. Sadece rüzgar sesi. Aynen öyle. Buranın havası başkaymış. Cumartesi günü değişecek bu yolda. Bana yanımda yürüyebileceğim bir adam olduğunu ispatla. Ki çayımızı daha rahat içelim bu şehirde. Haklısın patron, ispatlayacağım. Nasıl ki sağdan Yahya eserde ya. Bakın çıkmadıysa ölürken gözümün önünde masada öldü çünkü. Neticede bana ihanet etse de kanım, kardeşim. Dedim ya ben bu davada seninle bu yola çıktıysam ölene kadar buradayım. Kimse de umurumda olmaz. Ailemmiş. Beni zaten satan satmış bu şehire geldiğimde. Zülfikar da aynı şey benim için.
Onun da kellesini getirip... Güzel güzel. İyi, hadi bakalım. Hatırladın mı hayat burayı? Hiç unutmadım ki. Halik. Buyur yenge. Patrona ilk burada açılmıştım. Burada beklemiştim. Burada sabretmiştim. O yüzden adı Sabır Tepesi. Hı hı. Beklenilecek en güzel yer olsa gerek burası yenge. Beklenecek en güzel adamı burada beklerdik. Sen bizi bekletme. Halik Eser. Bekletmeyeceğim patron. İşi bitireceğim. Ve yanımızda olmaya hak kazan. Adamı vur ve getir. Ki tamamdır. O iş bende patron. Rahat ulaşabilelim. Tamam. Tamamdır patron. O iş bende. Normalde o iş bende. Ben halledeceğim. Kellesini getirip masaya atacağım. Daha tol. Bizde yaz YouTube'a çıkar. He, atamazsam da başaramazsam da sık kafama gitsin. Bu yolda ölmeye ben razıyım. Güzel. Hadi bakalım, çocuklara bir sözümüz var, onu yapalım. Kuyumcu soygununu yapın. Şu an polislerden bir numune almamız lazım. Bir tane gizli bir tacir tanıyorum şehirde şu an. Polisin üzerindeki bütün materyalleri ikinci elden alıyor. Fakat bunları normal parayla yapmıyor. Gizlenmiş izli parayla yapıyor. Çünkü devletin kayıtlarına geçer. Normal banknotla yapamaz. Biz de bunların temizleme işini yapacağız. Geç Halik arabaya. Ne diyorsun? Bir baronun baş koruması olacak kadar zeki, akıllı, ahlaklı ve en önemli şey, sadakatli. Hani diyorum ya, şüphe adam öldürür diye. Sanırım bu Halik için geçerli değil. Hadi bakalım. Bu temiz bir çocuk. His. Hissine güvenirim. Evet. Hadi gidelim. Doğayı kirletmeyelim değil mi? Şimdi arkadaşlar, şehirde gizli bir yer var. Polis şeylerini bulacağız. Haydi bakalım. Çocuklar neredesiniz? İzin alsanız hemen. Zor Bey, hatta mısın? Kafedeyim patron. Ya Haydar, hemen bir sayı al oradan çocuklardan bakayım. Şu an soygunda var patron. Ne soygunundalar oğlum? Market. Haa. Tamam. İyi, çocuklar boş durmuyor, güzel. Tamam, U'ya geliyoruz biz şimdi. Patron, sesin geliyor mu? Geliyor koçum. Bizim çocuklar kaçırmışlar herhalde. Nerede? Kim kaçırmış oğlum? Vallahi bilmiyorum. Bizimkiler markete girmişler. Benim derken bunları vurmuşlar herhalde. Hay sizin ben ya. Ben yoktum. Nereye süreceksin? Arka vuramazlar biliyorum. Nerede hı? Bunlar şimdi? Haber yok mu bunlardan? Yok valla, bilmiyorum. Bizimkiler toparlandılar. Aa, birini aldı da. Kim kaçırdı oğlum çocukları? Birini kaçırdı. Patron, şöyle bir olay oldu. Biz şey yapacaktık. Ben de rehineydim. Bizimkiler tam kasayı söyleyecekken bir baktık, iki kişi geldi. Onlar da herhalde rehine arıyordu. Ya, bizimkiler buna silah doğrulttu. Bu durmadı. Silah çekti. Bizimkileri vurdu. Ne kim olmuş, peki ben bu? Hiçbir şey anlamadım. Tam olarak bilmiyorum. Tamam, geliyoruz. Nereye tamam, geçiyorsun? Abi ben de geçeyim ona. Siz neredesiniz şimdi? U'dayız şu an. U'ya gel. Tamam, geliyoruz U'ya. Zor Bey nerede? Onlar markete girecekti. Ya ne marketi kardeşim? Allah'ım, 0015 demedik mi biz geleceğiz diye ya. Herkesin silahı tamam mı? Hallettin Malik. Ben de
Hallettim ya, patron, ben onları hallettim depoda. Herkesin silahı falan. Neredesiniz oraya? Neredesiniz? Of, var mı arayı? Ne yapıyorsun? Buradayız burada. Ne için? Ha. Tamam, Uğur'a gelin. Patron çağırıyor. Otobüse bin gel oğlum o zaman. Hadi. Arabası mı yok? Arabası yokmuş. Okul zamanı arkadaşlar, herkes uyuyor tabi. Bundan sonra yaşlı kurt gibi rol yapacağım abi. Bize bu saatten sonra bu gider. Yorulduk artık abi. Her sene aynı şey. Vallahi ben sosyal yapmaktan daha çok zevk alıyorum. Açarım müziğimi giderim abi. Ya Alik Bey. Hayat insana her gün bir şey öğretir, bunu unutma. Doğru, doğru patron. Aslında o tepeye çıkmadan önce ben ölü bir adamdım. Artık amacı olan, hedefi olan bir adamım. Güzel, aferin. Açlık susuzluğumuz gitmiyor, farkında mısınız? Kıyak geçtik oyuncularımıza bugün. Fondur kıyak abi. Kaç sayımız var bir bakalım şimdi. Bu çocuklar çok hızlı bir şekilde bu polisin satıldığı taciri bulması lazım. Kaç kişiyiz? 2, 4, 6, 8. Daha olmayanlar var. Haydar gel buraya. Pardon, kaç kişi olacaktı? Oğlum bunlar markete niye girdi demedik mi biz? 0, yok 0, yok, markete, marketten çıkmışlar. Araçları yanmış. Buyur abi. Nasıl yanmış ya? Üstüne binip araçlarım gelin, yanmış. Kaza yapmış herhalde. Nerede daha gidip? Haydar, rehin ol koçum. Zor Bey, neredesiniz? Kaç kişisiniz Zor Bey? Patron, yanımda tek Onur var. Tamam, 2. Güzel. 2, 4, 6, 9. Yazın. 9 soygun kuyumcu. Hadi yazın, gidiyoruz şimdi. Alayını vuracağız. Ben hallediyorum. Adam, ben de sen. Silah olmayan var mı? Silah hallediyorum. Ben de yok. Hadi bakalım, halledin çocuklar. Ne var ne yok. Para bize para. Lazım değil mi? Yok. Gerek yok ona. Tamam. Burada çıkarma çıkarma gel. Kaç kişiyiz? 9. 9. Zor Bey, orada mısın? Evet, buradayım. Benim aracı verdiğim çocuk nerede? Çünkü o araçta silah vardı. Silah vardı o araçta. Hadi bize gel. Oğlum direkt kuyumcunun önünde olmayan buluşalım ya. Evet. Geldiniz mi? Hah. Hadi anahtarı sana geri vereyim. Ben bir değişip geliyorum patron. Kalbim bir şey. Korkuyordu çünkü malzemeler vardı. 15'te de 15 devlatlarıyla. Tamam, aynen baba, 0-15. Tamam. Bana verdin tamam bana. Tamamız çocuklar ha. Tamamız patron. Bunları nereye çekelim lan Murtaza? Nerede vuralım bunları? Polisler mi abi? Metro. Metro mu? Ne metrosu oğlum? Metro. Metrodan mı vuralım bunları? Ulan abi, abi metroya metro çekiyoruz koçum ya. Abi. Metro metro. Bıktık lan metrodan. Başka yok yer abi. Yok mu kardeşim koca şehirde? Arkaya bakan olsa hatta giremezler oraya. Valla. Emin misin? Ben eminim de adamlar. Oğlum Galatalı çatısı vardı, oraya gidelim meşhur. Tek giriş. Vuralım alayını. Valla nasıl? Haksız mıyım hayatım? Nasıl uygun görüyorsan. Olur abi. Orası bayağıdır gitmiyorsun. Galatalı çatısı. Çat çat çat. Çat apat. Herhalde oğlum. Bundan sonra böyle. Söyle koçum. Abi, patron, biz markete gidiyoruz. Adamlara geliyorlar. Diyorum ki elinizi kaldırın. Geliyor bize sıkıyor. Ya var ya, ben şimdi bir şey yapmıyorum. Patron, mavi bir araba, işgallerini göremedik, maskeleri vardı, onları bulsam. Eskalar büyük tamam. Neyse tamam, boş verin. Galatalı çatısı neredeydi ya? Gidelim oraya. Bir tane adamımız da kaçırdılar yani çünkü şeyi. Tamam tamam, hadi giyinelim o zaman. Arkadaşlar şimdi herkes giyinsin. Tamam mı? Oo, Haydar Bey bu ne ya? Patron, ne giyelim? Koçum bizim yine siyahlar. Savaş tamam. Gelmez, savaş gelmez. Hadi hadi giyinelim arkadaşlar, herkes giyinsin siyahları gene. Tek giriş artı 4 mi geliyor? Patron, gelsin baba, 4 tane sıkarız. Boş boş. Boş mu abi? Boş boş, bin lan. 2 dakika kıyafet değişeceğiz. Beyler, üstünüzü değiştikten üstünüzü sonra kalerinin oradan alır. Veller mi onay? Hı hı. Güzel. Buçukta başlıyoruz. Arkadaşlar saat 1 oldu, uykum geldi şerefsizim. Bu adam mı? Kafam 2 milyon. Galerinin orada mısın
Oraya geçiyorum, aracı park edeceğim. Oradan alıp. Tamam abi, tamam abi, ben geliyorum. Yürün hemen, yürün hemen. Pardon. Hadi hadi hızlı olun, gelin. Vallahi arkadaşlar uykum geldi lan. Her şeyi emeğimizle yapıyoruz abi. Sarıyor abi. Emeksiz hiçbir şey sana. Patron, ben Haydar Beyalık geliyorum. Tamamdır koçum. Kuyumcuya bir şey çakın. Patron, alın uyarsın değil mi? Evet, şey yapın. Yok, UFO'da değilim ya. Kuyumcuya gidiyoruz biz şimdi çocuklar. Hadi hızlı olun. Bugün bu numuneleri almamız lazım. Biz geldik patron. Üf, tamam, geliyoruz geliyoruz. Verin, ne tamam koçum, hadi bakayım. Dördüncü ay iyi geceler kardeşim, nasılsın demiş. Eyvallah kardeşim, sen nasılsın? Vallahi güzel roller dönecek şimdi. Bayağı ekip geliyor şimdi, bu okul zamanına denk geldi sıkıntı. O yüzden hafta sonu çok yayın yapalım ki 170-180 çektiğinde acayip roller döner. Şimdi bizim çocuklara bir şu F5 gün MP5 almamız lazım. Craft sistemi çok güzel abi. Uğur'dan kahve mi alsaydık sana? Neden? Ver kuyumcuya işaret atsanıza. Tam burası işte arkada. Arkada. Ha gördüm, tamam. Getirin oğlum. Haydar gel oğlum, hadi hızlı ol. Yaltalı çatısı nerede biliyor muyuz? Tam konumu biliyor muyuz? Valla bilmiyorum abi. Dur hallederim ben şimdi. Vay 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 vay. Neredesin patron, geliyoruz. Kuyumcu gel. Kuyumcu kuyumcu. Bu ne oğlum, sat komandosu gibi olmuşsun. Patron, evet, o kask biraz sıkıntı. Güzel güzel, aferin koçum, aferin. Hadi gelin çocuklar. Sabahtan beri yorulduk ve selam. O arabayı kullanan... Oğlum düzgün kullan şu aracı, ne yapıyorsun ya? Muhar hoş geldin. Ah, alacağız alacağız. Bu sefer kesin alacağız abi. Madde ise gitmem abi ben bir daha. O tabak ölüyoruz abire. Tamam mıyız? Ortanızda bir çökeyim. Hadi çocuklar. İzli paranın ilk numunesini bugün alacağız. Polisin üstündeki her şeyi bak vurup çalacağız, tamam mı? Hayat, Galatalı çatısını hatırlıyor musun? Hı hı. Biliyorsun, bizim Onur'u bekliyorum. Ben biraz yol özür diliyorum. Biliyorsun, Onur iyi biliyor. Gelir şimdi. Tamam güzel. Ben de biliyorum orayı abla. O da bilir. Eski Galatalı değil mi lan bu çocuk? Aynen. Bilsin hadi canım. Abi çıktığınız gibi cebime sıkıştırırsınız. Tamam tamam, merak etme. Sen patron, ben yakıt alıp hemen geliyorum. Abi ben bildiğim tamam, ağrıyorlar ha. Abi. Tamam tamam, yayına sıkıntı yok. Gelsene. Sıkıntı yok, tamam, hazır mıyız? Ateş tamam. Ediyorum ben. Abi buçuk dedi de. Bilsin. Gelsinler. Evet. Gel abla. Oğlum yanıma. Geç oğlum hadi. Herkes karnını marnını doyusun. Artı ilerleten mermilere bakın. İnşallah az önceki polisler gelmez. Evlat benim mermim yok lan. Vereyim patron, vereyim vereyim. Var canım. Buyur patron. Eyvallah koçum. Hadi bakalım. Neye niyet, neye kısmet bugün? Alacaksınız. Tamam patron. Tabirinin tansiyonu düştü. Bir baksana abla buraya. Abi 9-11 mi geliyorlar? Şimdi birazdan geliyorlar koçum. Bokluğunuzda çünkü bunlar 15 de geliyor. Sağ sola belli olmaz. Aynen, dikkatli olun arkadaşlar. Biz önden mi gitsek acaba mekana? Ne diyorsun? Sen birisin. Hmm. Dur bakayım, polisler bir gelsin. Onur mu biliyor sadece burayı şimdi? Wilson biliyor mu? Yok, aynen şey yaptık, navigasyondan gösterdi. Tamam güzel. Aslında bir grubu yollayalım biz oraya ya. Sen, ben, Halik, Wilson soyalım burayı. Olur. Çocuklar beklesin. Çocuklar beni din. Onur neredesin oğlum, Onur? O bir gözünü kapadı, gelecek. Tamam. Ateş ettim ama polisler gelir herhalde. Patron, Onur'un bir uyuması gerekli. Tamam koçum, tamam. Uykum geldi arkadaşlar, bu ne? Yoruldum bugün sabahtan beri, video yapıyorum. Hadi bunu alalım.
İstersen benim aracın anahtarını vereyim. Onunla kaçın siz. Nereye lan? Ne kaçması oğlum? Mekana çekip vuracağız adamları. Kaçmak yok. Numune tamam. Alacağız diyoruz oğlum. Senin aşın tam mı? Tamam. Ha, polis geldi. Gel. Buraya gelin. Buraya gelin. Ya bana. Şşş delikanlıyı kap bakayım. Ayağa kalk. Gel buraya. Geç otur. Geç şuraya. Şöyle. Geç. Tamam. Önüme gel. İçerideki her şeyi soydunuz mu? Her şey tamam patron. Merhabalar güzel. Arkadaşlar. Merhaba. Arkadaşlar arabaların merhaba. Önünde sıra olun, sayı alacağım. Sıra ol arabaların önünde. Başıma gelmeye kalmadı. Bugün ikinci kere kaçırıyorum ya. Sen sus bakayım. Arkadaşlar sus be. Öncelikle merhabalar. Merhaba. Tek kişiyle konuşmak istiyorum. Benle konuş. Tamam, burada soymadaki sebep nedir acaba beyefendi? Soymadaki sebep ekonomik sıkıntılar. Gırtlağımızdan, evlatlarımızdan, boğazından bir lokma geçmiyor. 3 gündür açım ben. 3 gündür. Kaç kişisiniz? Kaç mı kişiyiz? 9-10 kişi ne olacak? 21 olsa ne yazar? Karnımı mı doyuracaksın ha? Doyuracaktım. Adam başı 10 bin dolardan hesaplasak bence iyi para. 10 bin mi? Buna hayır demeyeceğini düşünüyorum. 10, 20, 30, 40, 50. İyi para lan hakikaten. Ama içerideki mücevherler daha çok para. Öyle mi diyorsun? Senin şu önündeki telsizler var ya, kelepçeler, coplar. Evet. Onları istiyorum. Onları biraz zor. Öncelikle beni öldürmen lazım. O da biraz sıkar. Senin önünde 30 yıllık şef duruyor beyefendi. İsminiz neydi, ona göre hitap edeyim. Şimdi barondur. Şimdi ismin mi ne? Ne yapacaksın ismimi? Bana kara maske derler bu şehirde. İsmi Berlin. İsmin kara maske. Kara maske güzel. Senin ismin ne? Benim ismim Tilko. Tilko derler bana. Güzel. Tilko Hernandez. Tilki gibi. Aynen öyle. Hernandez'in ismi çok duyulur bu şehirde beyefendi. Çok malal okumaya başladın şef. Yanımda görüyorsun. Bekliyorum. Reyne var. İşiniz bitti mi ki? İşimiz bitti. İçeriği tamamıyla soyduk. Bu adamın başına bir zarar gelmesini istemiyorsan dediklerimizi yapacaksın. Söyle bakalım. Dediğine bağlı şimdi. Helikopter istemiyoruz. Tabii. Ondan sonra bakayım şunun tipine. Haydari gibi herif anasını. Haydari'ye benziyor. Aman. Şu muşmula suratlı herifin kelle başına 15 bin dolar istiyoruz. Muşmula suratlı derken hangisi? Reyne. 15 bin dolar. Tamam, İvan verin. Kafama doğru. Kirli İvan'ı ver. Veriyorum. Beyefendi Zürih'teki İBAN'ıma lütfen. Lan kara maske, beni iyi bil. Bütün soygunlar da beni göreceksin. Bu da namı değer Kızıl Kafa. Buyurun Kızıl Kafa Bey. Teşekkür ederim. Şimdi burada biraz beklerseniz ben bir sayı alayım. Siz 10 kişisiniz, ona göre bir sayı alayım hemen. 10 kişi miyiz? 10 kişi miyiz lan biz? Bir sayın isterseniz siz de. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... 10 kişiyiz. Kaynak var patlı. Lan Haydar. Evet, vicdansız köpek. aferin. 11 şş, olduk. Bana bak. Geliyor. Şşş geliyor. Beyefendi 11 kişi oldunuz. Nasıl 11? Artı gidiyorsunuz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gittikçe bunlar artıyor ya. Oğlum kim geliyor lan buraya? Taşacak mı göçüyorsunuz oğlum? Zor Bey geldi. Neyse tamam. Güzel. Zor bir mücadele olacak. Onu söylüyor gerizekalı. yok. Zor bir arkadaş. Onu kastediyorum. Zor bir mücadele olacak. Ama merak etme. 6, 9, oğlum seni asmasalar iyiydi. Fikret koş. Kuyumcuya koş Fikret. Oğlum sen ne geliyor ki sordun? Ne geliyor ki? Tribe soktun beni. Hayvan herif. Tamam. İsim verme orada, demedin mi Tezcan? Doğru. Mahmut abi doğru da işte ağzından kaçıverdi arkadaş sonra gelince. Bakayım. Hayır. Biz sana takma isim takmadık gel, değil mi? Gel. Bana bakıyorum, bakıyorum şu an. Patron bana bakıyor. Ha? Ben senin sana derdine tüküreyim. Al. Oğlum sen git. Kimliğine git değiştir. Ben oğlum, bir uyuyup olun. Geliyorum. Tamam. Sessiz olun, benim asabımı bozma. Benim asabımı geç erkek geç. Zor bey diyor gerizekalı. Malikaneyi basacaklar. Fikret ne zaman geleceksin? Fikret abi gelmiyorsa ben bu savaşa gelmem. Fikretsiz geliyor savaş ya. Mı olur ulan? Eski unicorncu. Öyle mi?
İyi oynatacağım evet, desene o zaman. Sıkıntı yok. Denemekten evet, zarar gelmez beyefendi. Öyle öyle. Ya memurum nasıl konuşuyoruz be? Kafama memur kim ya? Tane tövbe Rehine'ye istavla, benziyor silah, Haydari'ye. O eski albay müfettiş Jackson Spark. Albay mı? Jandarma evet, komanda. Vay 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 sıçtık desene. Ulan var ya. Bakayım, ya bir bıraksanız arkadaşım. Sizdim, ya sizi, sevdim sizi beyefendi ya, bir yemek yiyelim. Nasıl? Koyumcudan sonra sevdim sizin muhabbetinizi, bir yemek yiyelim diyorum. Yemek mi yiyelim? Tabii. Yeriz ahirette mi? Ya ölmeyeceğim ki. Babacım sen neyin mavalını okuyorsun? Sen taşacak mı geçiyorsun bizde? Rehine var burada. Bizim paramız nerede tamam, kaldı? Güvenli çıkış verdim istiyoruz. Paranızı. Helikopter havalandırmayacaksın. Maval okuma lan bana. Tamam beyefendi sakin olun. Sizinle muhabbet ediyorum sadece. Şu an adam şehrin en büyük kuyumcusunu soyuyoruz. Buradaki Reyna'nın başına bir iş gelse hükümetin senin ne yapacağını biliyor musun? Ha? Evet. Arkadaşınla mı konuşuyorsun lan sen? Beyefendi neden bu kadar agresif? Agresif olacağım tabii. Elim ayağım titriyor zaten. Devlete kafa tutmuşum. Ne olacağım belli değil. Aman memurum aman fazla yani şey yapma. Yani yapmasaydınız ne diyeyim? Bana sormadınız. Ha. Ben sizin paranızı verdim. Şimdi burada benim dediklerim geçer. Anlıyor musun? Güvenli çıkış istedim verdim. Helikopter istedim getirmeyeceğim. Bu kadar yani. Bu kadar. Bunu istiyoruz. Evet bu kadar. Reyna'ya bak. Hükümet senin abi. Fikret neredesin? Kim bu Fikret ya? Fikret. Binbaşı mı? Kim lan bu? Kimmiş lan bu Fikret? Lan Fikret neredesin? Allah kaç senin belanı 2, versin. 4, 6, 8. Kardeş siz şu an zaten 12 kişisiniz. Neyin mavalını okuyoruz? Kim ulan bu Fikret? Air biriminin üstadı mı? Şu an 11 kişiyiz biz. İyi. Hadi bakalım. Sizin bir kişiniz yok galiba. 3, 6, şimdi, 9, geliyor. 10. Geliyor. İçeriği soyuyor. Soyduktan sonra çıkacağız. Tabii. Sıkıntı yok. Kaç Fikret sen mi geldin? Bismillahirrahmanirrahim. Uykusuzum. Lan ona söyleseniz de terse bağlansın beni çıldırtmasın burada. Ne Fikret'miş burada ya, Fikret'i bekliyoruz. Koskoca Los Santos PD şefi Fikret'i bekliyor. Tamamdır beyefendi çıkış yapabilirsiniz. Uş buna süratli herif. Tamam. Aklıma bir 5'te 5 arkadaş araçları geçiş yap. Bana bak Haydari. Seni sevdim ama yapacak bir şey yok koçum. Hiç kimse benden habersiz bir şey yapmıyor. Bir çekin de. Allah. Arkadaşlar şu an soygunlar bu sunucu da çok önemli. Atlayın lan. Öbür tarafa atla oğlum. Öbür tarafa bin. İşaretli değil. İşaretli değil. İşaretli değil. Kim var bizim arabada? İşaretli. Tamam. Basın oğlum. Bas. Gel benimle. Diğer çocuklar biliyor mu mekanı? Yok. Takip ederler. Takip et arkadan. E300'ü takip et. E300'ü takip et. Bak bu soygun çok önemli çocuklar, tamam mı? Direkt çatıya çıkıyoruz. Geleni vuruyoruz. Onu hepsini soyacağız. 657. Ama burası önümü kesme lazım. Arkadan gel. Önümü kesme. Patron biz bu kadar değildik tamamen. Çocuklar yolu bulamayanlar 62-31'e mesaj atsın koruma açığa. Allah biz biraz geç çıktık direkt ben. Tamam sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Bas gel. Siz gelene kadar sıkmayacağız. Bak bu soygun çok önemli bizim için. Çok. İlk izli paramızı alacağız. Bağıramıyorum ki arkadaşlar geceye. Dikkatli olun tamam mı? Hepsini patates etmemiz lazım. Helikopter getirmeyecek anlaştım. Gelen Hernandez'di. Eğer ölürsek buradan alları diktiğimizin resmidir. Geldik arkadaşlarım. Evet. Burasıydı. Burada bir yerdeydi ama. Patron ileride biraz aynen, daha ileride. İleride solda. Köprüye varmadan. Neresi oğlum? İleride soldan gireceğiz. Ha gördüm tamam. Gel gir buraya. Direkt sarı yerden çatıya çıkıyoruz tamam mı? Sarı yerden çatıya çık. Buradan değil mi? Sağdan merdiven. Çık. İyi gide eski günler geldi aklıma. Basın oğlum direkt yukarı. Geldiniz mi Wilson? Geldik. Almamız lazım arkadaşlar. Bütün numaraları almamız lazım. Şu an şehirde gizli bir satıcı var. İlk izli parayı alacağız. Paraya çıkış sağlıyoruz. Gel buraya. Bakacağın yer zaten tek nokta. Helikopterleri yok. Büyük ihtimal köprüyü de kucaklayacaklar. Geleni vuruyoruz.
Hayat, burayı yok, sen yok yönetiyorsun. Patron. Ben bağıramayacağım. Yönet burayı. Tamam. Yukarı çıkabildiniz mi Wilson? Geldik patron. Eğri yok. Arkadaşlar toplanın etrafımızı. Tamam. Geldik hadi bakalım. Patron. Hadi hadi tamam oğlum. Herkes dalsın. Sol tarafı da tut. Şimdi. İçinden geçtim şimdi. Net alacağız deme kardeşim de. Polis... Bak şuradan baktığım yerde. Ha. Bir tane geldiğimiz yerde merdiven var. Ha. Tamam mı? Başka da bir şey yok. Anca bir hot drop atabilirler ama patron istememiş helikopter. Zor gelirler. İki tane merdiveni kollayacaksın. Bunun bura, dışında bura. Köprüye dikkat edeceksin ama... Bir saat sürmez kanka merak etme. Ya bizim şehrin PD'si çok iyi arkadaşlar. Hiçbir force göremezsiniz. Net demeyin abi ne olur namaz adam M4'ün. Oğlum herkes girdi mi lan çatıya? Herkes burada mı? Şş bana bak bana bak ikiniz bak. Şş. Ekip daha gelmemiş. Yanımdan ayrılan şerefsizin çocuğudur. Hadi. Tamam patron. Bakayım deneyeceğim şimdi onlara. Bak gelmiyor bak. Görüyor musun? Gelmiyor işte bak. Bunlar işte Ben düşmem reis izlesin. Kalın burada. Bunlar büyük ihtimal köprü tarafına gidebilir. Dikkatli olmak lazım. Gel şuradan bakalım. Çocuklar dağılın beklemeyin. Dağılın oğlum dağılın. Bizim oraya patronun yanına iki kişi daha gelsin. Nerede patron? En arkada. Tamam Halik'le Zor Bey burada. Sen git sen git gelme. Tamam. Sadece bekle tamam mı? Uyuşuk şekilde hareket etmeyin arkadaşlar. Birazcık canlı olun. Diri olun. Hadi. Dikkatli ol. Buraya da dikkat et aşağı düşme. Hı hı. Sakın. Biliyorsun bizim başımıza hep bela geliyor. Evet. Şimdi mutlaka almamız lazım bugün burayı. Bak, polisin bak, üstündeki her şeyleri deneyde kullanacağız. Alacağız. Ana girişten girmeye başladı. Tamam dikkatli olun. Ana girişi tut bak. Atlayanı vur tamam mı? Atlayanı vur. Aslında biz orada duracağız biliyor musun? Onlara bırakmayacağız orayı. Biz vuracağız. Bence de patron. Burayı bırak burayı bırak sal. Adamın zaten helisi yok. Dikkat et dikkat et. Bak. İki tane merdiven var arkadaşlar, unutma. Arkadaşlar yer değişiyor. Siz arkaya geçin. Arkaya geç. Aynen diğer taraf. Siz geçin arkaya. Oradaki merdiveni sen tutuyorsun tamam mı? Bu tarafa da bir araba geldi unutmayın. Bu tarafta da bir araba var. Dikkat edin. Bu taraftaki merdiven boş. Hiçbir şey yapamazlar. Direkt merdivene bakacağız. Merdivenler bizde olduğu sürece bir şey yapamazlar patron. Herhalde oğlum. Oğlum zaten niye buraya çıktık bilerek? Üstlerindeki her şeyi almamız lazım. Aynen. Bugün çocuklara emir vereceğim. Bir de o ismi duyan memuru indirmemiz şart. Evet. Değil mi? Yoksa yani senin kafanı indiririm. Ona odaklanacağım ben. Bir de bu gizli taciri şey. Bulmamız lazım oğlum. Evet evet mantığımız evet. Bu gizli taciri bulursak iş biter. Buradan büyük ihtimalle ikili yerden çıkar bunlar. Bu bana bir şey, bir anımı anlattı. Hatırlattı. Fatih'im çok tanıdık yani. Nerede lan bunlar? Gelmiyorlar mı oğlum ön taraftan? Köprüde araç var, köprüde araç var. Tamam dikkat. Köprü var, köprü var. Köprü ekibi dikkat et. Çok açıktasın. Çok ayaktasın. Köprüden ateş ediyorlar. Evet güzel kokuyor muyum bugün? Biraz da... Aslında bak şimdi beni izle, beni izle şimdi, beni izle. Dur kalabalık o. Çok kalabalık oran. Dur. Dur oğlum sakin ol lan. Ayam CSGO player. Çok vurduk ona. Şş,
şu aşağı dikkat vurduk, edin. Ona bayağı vurduk. Merdiveni sakın bırakma. Oğlum, çok kötü. Dikkat et aşağı düşer. Drone var yukarıda. Köprünün canı şey kötü o, bak o çok kötü o. Can çekişiyor adam. Helal. Merdivene bakıyorum ben. Falcon'u da aldık. Oyuncu soygunları, banka soygunları şu an çok önemli şehirde. Hadi oğlum, hadi oğlum, vurun, vur, 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 vur. Bunlar bizi köp, bak farkında mısınız? Köprüye bir ekip yollamışlar. Bir anda merdiven bas. Bak merdiveni bırakma evlat. Merdivene bakıyoruz, merdivene bakıyoruz patron. Merdiveni hiç bırakma. Merdiven geliyor lan, merdiven geliyor. Merdiven geliyor, merdiven geliyor. Dikkat et, köprü görüyor oradan bak. Köprü görüyor bak. Köprü görüyor bizi. Gayem köprü tarafına bak sen. Biz buraya bakarız. Bakıyorum. Kal böyle. Zaten buradan giremez, tamam. Birbirimize sıkmayalım oğlum. Ayrık dur. Tarafı bana sıkıyor. Hadi bakayım. Kendini göstereceksin ki yanımıza kalacaksın evlat. Merdivenlere çıkıyor. Merdivenlere çıkıyor. Merdivenlere çıkıyor. Getireceğim, getireceğim patron. Gelen var. Gelsin. Arka ekip. Bak, bak benim tarafımdaki merdiven sende. Duyuyor musun? Buradan bırakma sakın polisi. Buradan çıkamaz ya, imkansız. Dikkat et bak, açıkta durma ha. Yiyorum bak buradan çünkü. Tamam, dikkatli olun çocuklar. Buradan her türlü aldık bak, her türlü. Bir tane düşürdük mü biz polis arkadaşlar? Evet bak işte. Tamam. Ben bir tane. Çok iyi. Patron, bu hafta burada. Arkadaşlar bayağı ekip gelecek sunucuya. Bir 6-7 tane. Bu eski ekiplerin hepsi gelmek istiyor da şimdi biraz inceleyip sık dokuyorum. Bakalım, bayağı ses karışacak. Bir gün bu çatıdan o kadar çok kazandık ki en sonunda devlet bir baktık. Devlet mühürledi burayı. Devlet mühürledi burayı. Ondan sonra oldu adı Galatalı Çatısı. Evet. Halik. Dünya literatürüne burası Galatalı Çatısı olarak geçmektir. O günler karteldim. Bir gün baktım böyle, şehrin belediye başkanı bana geldi. Dedi ki içine tükürdüklerimin Galatalı Çatısı'na çıkıyorlar. Merak ettim. Ben de dedim bir soygun yapacağım. Ulan biz loz aldık. Galatalı her gün burada win. Vay arasını. Evet. Burası evet evet sıkıntı zaten. Oğlum köprüye dikkat. Baba baba baba. Merdiven gelecek. Merdiven çıktı bir. Merdiven çıktı bir. Çıkmış. Koy 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 merdiven. Sakın hareket etmeyin. Ön merdiven dikkat edin. Halik dikkat et. Buraya girmesi köprü imkansız çıkıyor ya. Köprüye dikkat et bak. Köprüyü gösterme. Direkt merdiveni vuralım. Köprüler evet. Çoğu Zor köprüde. Zor Bey bir tane düşürdük mü biz? Evet patron, bir ha, tane iyi aldım. Bari tamam. Kaldı 10. Merdiven 2 oldu. Aslında köprüye göstermezsek hiçbir şey yapamaz ki. Köprüye gösterme. Merdiven 2 diyor. Merdiven çıkıyor. Çok lobanı var ya. Dur dur dur. Aldık onu, sen merak etme. Köprü bizi darlayacak. O ara merdiven çıkacak işte. Aynen. Planlar o zaten koçum. Köprüye göstermesek aslında köprüden geçti gelin. Köprüden. Halit gelsene ya. Şu köprüyü bir darlayalım mı? Ne köprüymüş kardeşim? Sırat köprüsü mü lan bu? Allah Sırat bu kadar zorlanmıyor. Allah bizleri Sırat Köprüsü'nden geçen kullarından eylesin. Amin amin cümlemiz. Sensiz dönemi? Evet. Patron bunlardan kimse gelmiyor hala. Biri daha çıktı. Şu an hepsi ikinci kattalar, haberiniz olsun. Tamam sıkıntı yok, bakacağız öyle. Tamam tamam kal böyle. Çıktığımı vuracağız onu zaten. Şu köprüyü bir indirin ya. Aa bir araç daha geldi oraya, bir araç daha geldi. Ulan çok patron benim olduğum yere bir tane daha gönderebilir misiniz? Buradan da gelecekler de. Geldim koçum, yanındayım ben. Seni bırakmam evladım. Yanındayım oğlum, ölürsek de beraber ölürüz. Nerede adam? Şuradan çıkabiliyorlar da o yüzden. Çıkıyor mu buradan? Çıkabiliyorlar diye biliyorum. 3 araç var. Köprü şu an alt tarafı dolu. Arkadaşlar alt taraf polis kaynıyor. 3 tane araç burada. 2 tane PD aracı köprüde. Bu demek oluyor ki köprüde 3 kişi var. Köprü indi. Oo, hepsi geliyor böyle. Araçlar indi. Ha indi mi? Tamam. İki araç indi aşağıya doğru. Patron çok darladık ya, aşağıdan evet, gelecekler. Çapraz ateş yapalım bence. Bence de. Şu sağlı solu geliyorlar, geliyorlar. Merdiven sesi duydum, merdiven sesi. Ben çok yalnızım burada. Geliyorum geliyorum. Ben yanımdayım. Geliyor bak, bizim taraf geliyor. İlk merdiveni çıktılar.
Gidiyoruz ön tarafa, arkaya tek bakar. Köprü duruyor mu? Yok patron, yok patron. Oo, hepsi basacak, hepsi bir anda basacak merdivene. Patron bizim çıktığımız aralarında şu an kimse yok. Patron biz mevzine inelim yeter, bunlar mevzi basacak. Aynen aynen patates. Oğlum kesin bizden, lan burayı verirsek var ya. Görkem eyvallah, kuruş ailesi geldi, iyi geceler. Görkemciğim sağ ol canım. Önde şu an sıkıntı yok. Rahat şu an, sakin. Arkadaşlar eğer burayı verirsek ciddi anlamda oluşumu kapıyorum. Ben yokum. Böyle direkt var ya. Ne yapayım biliyor musun? Los Santos gömü mezarlığını gömün. Biz burayı verirsek hakikaten artık geberelim. Ben arayayım çukuru kazdırayım. Sesler geldi, geldi. Geldi, geldi. Geldi oğlum çıkıyor. 3, 2. Ön tarafta biri var. Tamam, tamam. Oğlum o çatıdakiler böyle durursan adam gelmez. Bakma bence yukarı çıksın. Yukarı çıkması daha avantajlı bizim için. Patron bir tane gösterdi gitti. Gece 1 olmuş, biz yayındayız. Dalga mı geçiyorsunuz? Abi ekipler düzgünce rol yapacaksa bizim kapımız herkese açık, buyursun gelsin. Ama banı rahat atarım. Aa, M37'yi banladım dün. Döp ile zıkkın. Şu arka merdivene bakıyor yok musun? Abi öyle bir şey. Bakın. Arkayı aman deyip salmayın. Ön merdiven de 2 kişi var şu an. Biri gösteriyor, öbürü göstermiyor. Normal oyuncuyum kardeşim. Gördüm gördüm gördüm. Çoğu bu tarafta. Çoğu bak oğlum bu tarafta. Oğlum bunlar neyi bekliyor ki? Bir saat sonra da gelse gene basacak. Şimdi de gelse gene basacak. Neyi bekliyor? Bilmiyorum ki patron. Ama çoğu aşağı tarafta, bizim tarafta. Hayır yani burada taktik de yapamaz. Helikopter i̇şte ondan herhalde tıkanıyorlar. Helikopter tıkanıyor, yok ya. Tıkanıyor. Öleceği kesin. Merdivende bir tane daha ses var. Merdiven de acayip savunmasızlar. Onur ben şu adamların girdiği kapının o üstten çıkıp merdivenden atlasam görürler mi lan beni? Drone ihtimali var. Ulan ben videoda çekiyorum. Oha belki. Video 2 saat olmuş. Çüş. Yo sen basma bence. Babacım niye basmıyor bunlar? Hadi basın ya. Allah aşkına millet okula gidecek. Gelmiyorlar. İnatla gelmiyorlar eğer ya. Eğer basarlarsa bir anda buraya atlayıp atlayabiliriz. Sıkıntı yok. Tamam. Aynen ben de onu dedim işte. Atlar basarız. Ne haber oğlum? Abi ya ne? Patron buradan soldan çıkacaklar ya merdivene. 2 kişi 3 kişi buradan arkalayıp çatıya atlayıp arkalayabiliriz yani. Mantıklı dedin ha. Bunlar niye orada bekliyor oğlum? Yani gösteremiyorlar. Gösterirlerse vurulacaklar. Allah'ım yarabbim ya. Uğraştığımız işe bak kardeşim. Ayıptır, yazıktır, günahtır ya. Ben var ya bu videoyu nah atarım. Taklacının taklacıda taklası varmış. Taklacı taklacıya gitmiş. Taklacı... Aslı sana bir şey söyleyeyim mi? Hı. Şimdi helikopter yok ya. Hı. Aslında bir grup çocuğu bir aşağı kata bırakacaktık. Arkalayacaktık. Yok. Bizim çocukların taktiği belli. Heli mi geldi? Onlar yukarı çıkacak. Yok lan heli. Buradan at. Heli sesi alıyorum ben. Aa Hernandez şerefsizi. Helikopter geldi arkadaşlar bilgi için, şerefsiz. Patron 3 4 5 6 hep söndü, hep söndü, hep söndü. Tamam, hepsi tamam, de bilerek tamam, heliye tamam, bakalım diye yaptın. Sakin ol. Geçtiler. Pervane arkası geçtiler. Sakin ol. Helikopterden sıkıyorlar. Oğlum PD de aklanasın. Helikopterden şey PD olsam ama... buraya 35 tane helikopter. Helikopterden sıkıyorlar bu arada. Aşağısı dop dolu, yok. Helikopterden şey, nasıl sıkıyor şerefsiz? Buraya almamız. Kutunun arkasında, pervanelerin arasında, kutunun arkasında bütün hepsi. En az 8 tane kişi var. Oğlum heli darlıyor lan burayı. Şey sıkıyor, heli sıkıyor, düşeceğim. Oğlum heli niye sıkıyor? Anlamadım ki. Bilerek yapıyor ki önden girelim diye. Patron öne bakmamız lazım. Merdivene bak, merdivene bak, merdivene bak. 3 kişiye çıktı. Seni buraya bak, bak bak helikopterden vuruyor. Sağlıktırma. Beni vuruyor heli, beni vuruyor. Bilerek yapıyor ki önden dalayım diye. Vay şerefsiz. Mermi harcama boşa. Allah'tan kötüler. Ne yapacağız şimdi? Şerefsiz Hernandez. Bilerek yapıyor, bilerek. Önü bırakma. Abi kaybedersek. Öne kimse bakıyor mu? Öne full bakın bak. Patron hepsi basıyor. Hepsi basıyor. Allah belasını vermesin. Ön basıyor, patron, ön basıyor. Ön basıyor, ön basıyor, ön basıyor, ön basıyor. Şerefsiz PD. Bak 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 bak. Ben basıyor. Basıyor yani. Hepsi basıyor.
Basacaklar, basacaklar. Dikkat merdivenlere. Nereden bak? Geldi. Ön geldi. Sabit dur. Allah. Hay helisine tüküreyim. Ön geliyor, ön geliyor. Bana bak. Down. Çok iyi, çok iyi lan. Heli'ye dikkat düştü. Et. Heli sana sıkıyor. Düştü bir. Düştü iki. Düştü bir. Düştü. Merdivenden. Patrop. Üç düştü. Patrop. Önü bırakma, önü bırakma. Düştü. O da düştü. Helikopter geldi, helikopter. Helikoptere fokuslan, helikoptere. Beni dinle, beni dinle. Heli iki dam. Helal. Çok iyisiniz. Aşağı çok iyi, çok iyi. Salak gibi başladılar. Devam et. Gibi ya, maşallah. Bas oğlum, bas. Bak burayı bırakıyorlar bak. Adam eli getirdi. Ben nasıl biliyorum? Görüyor musun ekibi bak, bak. Ekibi görüyor musun? Burayı nasıl bırakıyor bak. Ben biliyorum buradan çok hepsi biz arkalarda. Çok iyiyiz, çok iyiyiz. Evet, selamun aleyküm. Dur bakayım şu. Topla. Şöyle daha toplayın polisleri. Topla. İlk girişe. Adam eli getirdi. Hernandez. Çocuklar abi. Bütün numunelik eşyaları alın, tamam mı? Taciri bulup bunların hepsini satmamız lazım. Tamamdır. Bunların patron üstünde birinde sağlam. Şey olması lazım. İzli para, iyi bakın. Tamamdır. Kal patron. Sen adam nerede patron? Hernandez mi ne? Bak bunların hepsi şu an sunucuda. 10 sıkı kemer. Her şeyi alayım mı? Oğlum alamıyorum lan. Oh. Oy. Oy. Oğlum Allah'ım. 15 tane zırhla geziyor. Tabii devletin malı. Alın al. Diğerini ara. Bunların hepsini alın. Çocuklar çabuk ön tarafa gelin. Bir sürü şey var. Çabuk. Heli tarafı ne alemdesiniz? Oğlum çıkan loot'a bak. Arkadaşlar şu an bunların hepsi satılıyor burada. Satıcıyı bulmamız lazım. Satıcıyı bulmamıza gerek yok. Baron Fadıl alayını bilir. Al sana amaç. Şimdi gel. Arkadaşlar ön taraf çok easy'di lan. Değil mi? 3-4 olan polise de yazık be. Aldın mı oğlum bu tarafı komple? Komple al bunları. Yok. Ama bizim çocuk gitmiş. Bunun silahını al oğlum. Yerellere ver, polisi bekletme. Tamam. Şimdi baba ben neyi atayım lan şu an? Bir dakika, her üstüm doldu ya. Yemekleri atalım baba ya. Bu çok veriyor mu? Kaç? 0'a 2 veriyor babacım. Şimdi bunlar satılacak. 5'i koy buraya. Patron polis kimliğini alayım mı üstlerinden? Allah hep, oğlum hepsini alın. Tamam, arkadaşlar polislerin üstündeki her şeyi almak zorundasınız. Tacire satacağız. Patron, neler çıktı, çok neler şey var. Ya. Patron hadi. Sağlam al, sağlam. Babacım şimdi 15, şunu da bir arayalım. Yemekleri atalım, uvu bizim diye. Emir doğru söylesin. Arkadaşlar vine win. Videoyu kapıyorum, 2 saat sürdü adamsınız.